Zannedersem son olarak size kilo'nun peşinden giden asillerin yaptığı hükümet darbesi hakkında bilgi vermiştim. Hani komşu kentlerde yaygınlaşan tiranlıklar gibi bir tiranlık kurma çabalarıyla bağlantılı olarak hemen yanlarındaki Megara'daki gibi bir tiranlık kurmaya çalışmışlardı. Ama bu darbe başarısız oldu. İnsanları darbeye sürekleyen sorunlar yok olmadı ve değişime çanak tutan devamlı baskı erken polisin geleneksel aristokratik cumhuriyetinden uzaklaşmaya ve aristokratların bu sorgulanamaz geleneksel egemenliğini reddetmeye varan bir noktaya kadar yol açtı. Yine de bu tarihlerin hepsinin geleneksel olarak kabul edildiğini kesin olmayacaklarını ama yine de genel olarak işe yarar bir kronoloji sunduklarını düşünün. Geleneksel tarih 621'de Atinalıların ilk yazılı yasalarına sahip olduğunu duyduk. Bu meşhur Drakon yasalarıydı. Yunanca buna kısaca Drakon denmekteydi. Bunun hakkında elimizde olan veriler özellikle cinayetle ilgili bir çeşit yasa olduğunu ortaya koymakta ki Yunan düşünüşünde bu konunun yeri özeldi. Birçok ilkel toplumda aslında birbirlerine benzer olmalıydı. Cinayet dini inançlarla ilintiliydi. Yunan toplumu savaş sırasında insan öldürülmesini doğal karşılıyordu ve de bir şekilde dini bir kirliliğin temizlenmesiyle bağlantılıydı. Bundan başka özellikle dinsel olmasa da bir başka ilkel kavramla da bağlantılıydı. Bu da her cinayetin kan davası şeklinde öcünün alınmasını içeren bir düşünüş tarzıydı tüm erken toplumlarda olduğu gibi bu kavramın da artık yeterli olmadığı bir noktaya gelinecekti ki bu da yeterli boyutta gelişmiş bir uygarlığın ve şehirleşmenin olduğu, değişikliklerin kendiliğinden oluştuğu, insanların artık buna dur demeleri gerektiği bir zamanda olacaktı. Bunun bir sebebi de doğallıkla bu tip şeylerin toplumları parçalıyor olmasıydı. Hele siz bir toplumu kurmak ve geliştirmek istiyorsanız burada polisin kurulma aşamalarında olduğu gibi bunlar doğal anlaşmazlıkları çözümleyecek hükümet sistemlerinin olmayışından kaynaklanıyordu. Sadece asiller vardı. Bir konsey de olsa güvenilir ve saygın birilerine gidilip bunlardan hak hukuk arayabilmek gerekiyordu. Zaman geçtikçe bunun yeterli olmadığı anlaşılacaktı. Ve toplum da bu arada gittikçe daha birleşecek ve daha inandırıcı sistemler arayışına girebilecekti. Ki Drakon yasalarında gördüğümüz aslında buydu. Herkesin ulaşabileceği ve okuyabileceği yazılı bir yasanın olması doğallıkla herkesin okuma yazması yoktu. Ama yine de okuyabilenler bunlar çok olmasalar da diğerlerine anlatabilirdi artık okuduklarını. Sırf bu olasılık tek başına artık aristokrasinin düşüşte olduğunun göstergesi olarak algılanabilir. Ama bu ana kadar aristokratlar sadece yasaları bildiklerini iddia ediyorlardı. İnsanlar da onlara gidip yasaların ne olduğunu onlardan öğreniyordu. Doğallıkla istedikleri gibi yorumlayabiliyorlardı yasaları. Bu da onlara itibarın yanı sıra müthiş bir toplumsal güç kazandırıyordu. Olduğu kadarıyla en azından yasaların bazı kısımlarında yasal olarak aristokratların güçlerinin nasıl kısıtlandığını bilmek de başka bir ayrıcalıktı. Drakon yasaları hakkında birçok hikaye bulunmaktadır. Erken yasaların birçoğunda olduğu gibi Drakon yasalarını daha ünlü ve ünsüz olanlarıyla, çok daha erken olanlarla hele antik Mezopotamya'dakilerle karşılaştırabiliriz. Bunların arasında en meşhur olanı ki bununla ciddi benzerlik gösterdiğini vurgulamalıyım, bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan İsa'dan önce 2000'de kaleme alınmış Hammurabi yasalarıydı. Buna göre diyebiliriz ki mesela şu kişi böyle davrandı, bunun cezası şudur. Bizim açımızdan Drakon yasaları gibi erken yasalar çok sert ve acımasız olarak algılanabilir. Daha sonraları Yunanlılar Drakon yasaları hakkında mürekkeple değil de kanla yazılmıştır diyeceklerdi. Aslında bunun sadece yaptığı olağan uygulamaların yazıya dökülmelerinden başka bir şey değildi. Aslında kimse yasa üretmiyordu. Olanı yazıya dökerek bilinen yöntemleri yazılı hale getiriyordu. Yine de bu gelişimin önemi özelliklerinden birisini zaman içinde insanların bunların ne kadar acımasız olduğunu anlamaları oluşturmaktaydı. Toplum zaman içinde biraz rahatlayacak ve cezaları azaltacak, yasallaştıracak ve yasaları yumuşatacaktı. Bu o dönemdeki dinamiklerle bağlantılı başka bir gelişmeydi. Ama aristokratlar güçlerini iyi kalplilikten isteyerek azaltmak niyetinde de değildi. Normal insanları ilgilendiren legal yöntemlere hakim olmak için baskı vardı ve bence bu gittikçe önem kazanan ve istekleri artan hoplit çiftçi sınıfından gelen bir baskıydı. Kendi hayal gücümüze dayanarak erken Atina Cumhuriyeti'nin eski sakin yaşamında oluşan önemli değişimlerin bir başkasının da Atinalıların Atika'nın batısında Atika ve Megara arasındaki Saronik körfezinde bulunan Salamis adasını ele geçirmeleri olduğunu öne sürebiliriz. Bundan sonra Atina ve Megara Salamis'in kontrolü için uzun zaman birbirleriyle savaşacaktı. Ve bununla bağlantılı olarak 7. yüzyılın içinde belki sonlarına doğru Atina Salamis'i ele geçirip buraya kendi insanlarını yerleştirecekti. Burası bahsettiğimiz Apoikea niteliğinde tam bir koloni değildi. Aslında Atika'nın bir parçası olacaktı ve Atika'nın bölgelerinden birisi haline gelecekti. Atina polisinin genişlemesinin ilk aşamalarından birisini hani başka yerlerde bahsettiğimiz gibi işte bu oluşturmakta. Bu da bizim için 7. yüzyılın sonları 6. yüzyılın en erken dönemlerini işaretlemektedir. Atinalıların ilk deniz ötesinde kurdukları koloni Sigeion adında Ege Denizi'nin ötesinde bir yer. Çanakkale Boğazı'nın girişinde yani Helespontus'ta bir yerdi. Bence buranın seçimi şans eseri yapılmamıştı. Çünkü bu Helespontus'tan geçen yol Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'i geçiyordu. Ve Atina'nın ekonomik gelişimi sürecinde... Atina için en kritik ticari yollardan birisini oluşturacaktı. Bir süre sonra Atina karışık ekonomisini geliştirdikçe, çünkü nüfus arttıkça bu yolla şehrin buğday ihtiyacını karşılanabilecekti. Bu yola ciddi derecede bağımlı olacaktı. Dolayısıyla Atina'nın ileride gelişip baskın konumuna erişmesinde bu yolun çok önemli bir rolü vardı. Tahminimce bunun nedenleri diğer yerlerde göreceli olarak daha geç ve az da olsa yine de benzer nitelikte olmalıydı. Toprak için açlık artan bir nüfusun varlığına işaret etmekteydi ve daha fazla toprağa ihtiyaç vardı. Ve bulunulduğu yere bakılırsa Bence erkenden ticari ihtiyaçların kaçınılmazlığını düşünülmeye başlanmıştı ve bu yönde de oldukça ciddi ticari olanakların varlığından gayet haberdardılar. İşte görüyoruz ki Atina'nın diğer Yunan devletleri gibi açılım yapmalarını tetikleyen bir sürü değişim olmaktaydı ve bu da bizi erken 6. yüzyıla getirmekte. Yani bence daha önce de vurguladığım gibi ama yine de söyleyeceğim Yunan tarihinde ve doğallıkla Atina tarihinde ilk gerçek ve önemli meşru olarak adlandırabileceğimiz kişiye yani Solon'a gelmiş bulunuyoruz. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Hakkında insan olarak çok şeyler söyleyebilmemizin sebebini yazmış olduğu şiirlere bağlayabiliriz. Şimdi sizlere yazdıklarından birkaç kısım okuyacağım. Bu şiirler aslında Solon'un hakkında ve içinde yaşadığı dünya hakkında bize pek çok şey söyler. Ve doğallıkla elimizde hakkında çok ama pek çok hikaye var. Kendisi tarih içerisinde sırf Atina'da değil Tüm Yunanistan'da da eleştirel birisi olduğundan sıklıkla anımsanır. Daha sonraları Yunanlılar kendi tarihlerinde yedi bilgenin, Arkaik dönemin yedi bilgesi bir listesini çıkarttığında Solon da bunlardan birisi olacaktır. Doğallıkla Solon'un yaptıklarının doğruluğuyla bağlantılı sorunlar arasında net bir biçimde Solon'la hiçbir ilgisi olmayan geç dönem hikayeleri de Solon'a bağlanmıştı. Çünkü herkesin ününü duyduğu bu önde gelen kişilik hakkında bir şeyler biliyordu ve Solon şunu yaptı. Solon bunu yaptı dendiğinde gerçekten yapıp yapmadığını bilmek artık pek de kolay değildir. Biz sadece olabildiğince iyi bir biçimde bunu anlamaya çabalayabiliriz. Ama bu konudaki sorunlardan birisi de budur. Solon'un ön plana çıkarttığı şeylere baktığımızda net olarak görebileceğimiz şeylerden birisini Atina'nın bu dönemlere gelindiğinde içeriden gerçekten ciddi sorunlar yaşamakta olduğudur. Bu dönemde Solon'un tek arkon olduğu yıl İsa'dan önce 594'tür. Bu kesin olmayabilir. Ama yine de 5. yüzyılın başlarında olduğumuzu belirtir. Solon'un kendisi tarafından şiirlerinde ortaya koyduğu görüntü Herodotos ve başka yazarlarla birleştirilince ortaya çıkan tablo budur. Atina'daki krizden köleleştirilmiş halk çok etkilenmekteydi. Bunlar köleleştirilmiş sonra da Atika'da köle olarak yaşayan gruplar değildi bir tek. Bir de dışarıya satılanlar vardı ki bunlar Atinalılar tarafından da unutulmuşlardı. Bu da bizlere uzun bir zaman sürecini kapsayan bir sorun olduğunu gösterir. Yani bunun anlam kazanması için en az birkaç kuşak sürmeliydi. Ama bahsettiğimiz dönemde ancak zirveye ulaşıyor. Bir de şu var, insanlar nasıl köle konumuna düşüyorlardı? Burada insanlar her zaman köle değildi. Bunlar başka yerlerden köle olarak kullanılmak üzere de satın alınmamıştı. Bunlar fethedilen toprakların ele geçirilerek köle yapılmış insanları değillerdi. Bunlar bir zamanlar özgür olan Atinalı yurttaşlardı ve sonradan köle olmuşlardı. Nasıl köle olduklarına bakarsak borç yüzünden diyebiliriz. Kredi almış ve borçlarını ödeyememişlerdi ve artık bir noktadan sonra ihtiyaçları olan kredinin güvence olarak karşılığını verebilecek bir şeyleri yoktu ellerinde. Toprakları olsaydı çoktan ellerinden gitmişti. Taşınabilir malları, tüm taşınabilir varlıkları da ellerinden gitmişti. Tek ellerinde kalmış olanlar insanlardı. Size hoşlanmasam da gerçeği söylemeliyim arkadaşlar. Tahminen ilk yaptıkları kendi çocuklarını borç karşılığı güvence olarak ortaya koymaktı ve borçlarını ödeyemeyince çocuklar borçlu oldukları kişilere borçlarının karşılığı köle olarak gidiyordu. Kanımca bu yetişkinlere de olan bir durumdu. Köle olan insanların sayısı büyük olmalıydı ki bu ciddi boyutlarda bir sorun haline dönüşmüştü. Duruma bakarsak doğrudan köleliğe geçmeden önce bir de çok zavallı durumdaki çiftçilikle uğraşan bir grubu ele alalım. Yunanlılar bunlar için hekte moroy terimini kullanıyordu. Bu kelime de altıda bir adam anlamına gelmekteydi. Bunun anlamı da hala tartışılır. Bu insanlar o kadar borç altında kalmışlardı ki toprağa ekmek için kiralar hale gelmişlerdi. Burada asıl soru kazançlarının altıda birini mi, beşte birini mi ellerinde tutuyorlardı? Kanımca bu tür çiftlik sortamlarını tanıyan herkes kazancın altıda birinin ancak verilebileceğini düşünürler. Çünkü zaten kazançları da pek fazla değildir. Başka türlü hayatta kalamazlardı. Her neyse bu altıda bir adamlar aslında toprak sahiplerine olan borçlarını onlardan onların kontrolü altında toprak kiralayarak borçlarını ödeyen insanlardı. Bu durumun bir başka yanı da üzerinde ipotek olan toprakların üstüne bunu belirten taştan yazılmış yazıtların toprağa dikilmiş ve bunların da bizler tarafından bulunmuş olmasıydı. Bunlara horoy denmekteydi ve günümüzde horoy tarlalara dağılmış olarak bulunduğundan birçok çiftçinin bu dönemlerde aslında nedenli kötü borçlar altına girmiş olduğunu anlamaktayız. Araştırmacılar bunun nasıl olduğunu sorgulamıştır. Buna rağmen birçok kişinin yorumlarını okurken tatmin olduğum bir yanıta henüz ben rastlamış değildim ta ki benim kahraman olarak gördüğüm araştırmacılardan birisi yani kendisi de çiftçi olan Victor Hansen'inkine kadar. Çiftçileri anlamak için onun bakış açısının ne kadar yardımcı olduğu inanılmazdır. Ayrıca işlerin nasıl bu düzeye geldiği hakkındaki yorumları çok hoşuma gidiyor. Şimdi izin verin de olayların nasıl geliştiğini hızlıca anlatayım. Hatırlarsınız bu zamanlar tarımda ilerleme dönemleriydi ve dolayısıyla üretimde de ilerleme kaydedilmekteydi. İnsanlar daha önce kullanılmayacak topraklarda üretim yapmaya başlamışlardı. Çünkü zeytincilik öğrenip ve üzüm yetiştiriyorlar ve dolayısıyla zeytinyağı ve şarap üretiyorlardı. Böylece daha önce tarıma uygun olmayan bölgelerde üretim yapmaya başlamışlardı ve aslında başlarını böyle derde sokmaya başlamışlardı. Çünkü tarımda her zaman başarılı olmak olası değildi. Her toplumda iyi olma çalışmalarına karşın hatalar yapıp başarısız olan çiftçiler vardır. Çünkü doğa onlara her zaman sevecen davranmaz. Tarımda şansın rolü de büyüktür. Ama işte işler yolunda gitmeyince insanın başı da derde girer. Başladıkları zaman ellerinde bir ürün vardır ama iyi sonuç vermeyebilir. Bu durumda bir sene sonraya para gereksinimi doğar hem kışı kotarmak için hem de bir sonraki yılda da tohum alabilmek için bunun için eğer bir sonraki yıl yine ürün fiyasko ile sonuçlanırsa diye doğal olarak borç almak gerekir. İşte böyle olaylar gelişiyordu. Tahminimce böyle olmaktaydı bu işler. Hanson'a göre çiftçilerin çoğunluğu bu derece etkilenmiyordu. Durumları iyiydi. Başarısız olanlar doğallıkla kötü boyutlarda etkileniyordu. Ve yeriteri kadar başarısız kişi vardı ki bu sorun ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bu fikir daha erken teorilere karşıdır aslında. Örneğin Atika'nın toprağı çok tarımdan yıpranmış olduğu gibi. Eğer Hanson doğruysa bu durum aslında o zamanda eskiden düşünülenlere göre daha az doğruydu. Çünkü bu dönemde bayağı çeşitlilik vardı ve bu tarıma da yansıyordu ve tarımda da eskiye göre daha fazla çeşitlilik söz konusuydu. Bir başka teoride sorunların kökeninde olası orman kesimleri yer alır. Yüzyıllar boyunca Atina'nın ciddi boyutlarda ağaç kesimine maruz kaldığı gerçekten doğrudur. Hatta Platon dahi Atina'nın nasıl ağaç kesimi yüzünden 4. yüzyıla gelindiğinde çıplak kaldığından bahseder. Ama bunun özellikle Solon zamanında olduğunu düşünmemiz için elimizde bir sebep yok. Ağaç kesimlerinin bu boyutlara eriştiği, bunun da tarım alanlarıyla bağlantılı sorunlar yaratacak boyutta olduğu konusunda aslında elimizde geçen çok fazla veri yoktur. En sonunda Hanson şöyle bir fikirle ortaya çıkar. Ona göre oluşan kriz aslında doğaldı ve başarı ve başarısızlık arasında gelişen evrimin bir parçasıydı toprak kullanımında nüfus artışıyla oluşan değişimlerin doğal bir sonucuydu. Bu da bana Atinalıların düzeltmeye çalıştıkları sorunların kökeni hakkında yeterli düzeyde inandırıcı bir açıklama olarak gelmektedir. Ama düzeltme çabaları hakkında bir soru sormasak da asıl soru bu durumda ne yapılması gerektiğiydi. Bir şeyler yapmak gerektiği konusunda baskılar vardı ve bunlar iki aşamalıydı. Tabii Atinalılar bayağı rahatsız olmuştu ki insanların hepsi doğrudan zarar görmüyordu. Ama siz acı çekiyor olmasanız dahi komşunuzun azabını nasıl paylaşırsanız işte durum böyleydi. İnsanlar üzerinde baskı yaratan bir başka öğe komşuları olan Megara'daki fakirlerin düştüğü durumun boyutuydu. Buraya bir ihtilal sonunda tiranlık gelmişti. Benzer gelişme Korintos'ta da söz konusuydu yolun biraz ötesindeki Skitya'da da aynı şey oluyordu. Bu durumda üstün pozisyondaki ve hayatları rahat olan insanlar endişelenmeye başlamışlardı. Eğer sosyoekonomik sorunlarını çözmezlerse tiranlıkla yüz yüze kalacaklardı. 30-35 yıl önce Kilon da aynı şekilde düşünmüştü. Tehlike halen devam etmekteydi. İşte bence bunu aklınıza tutmanız gerek. Tiranlık tehdidi reform girişimlerinin nedenli gerekli olduğunun göstergesi olmuştu ve Atinalılar daha önceleri düşünemeyecekleri bazı şeyleri denemekten artık çekinmiyorlardı. Bu durumda aralarında bazı kişileri seçtiler. Bir Atinalı Atina'nın normal hükümetini oluşturan 9 arkon yerine tek kişi olarak sorumluluk almaya başladı. Ve bu kişinin Atinalıların yasalarıyla uğraşıp Atina'yı kurtarmaya çalışmasına izin verildi. Düşünün, durum nedenli vahimdi ve bu durumun bir kısmını da bence hiçbir şekilde bir vatandaş koalisyonunun oluşturulup buna canı gönülden güvenebileceklerinin inanılısı olmayışına bağlamak mümkündü. Toplumun çeşitli kısımlarının ilgi alanları arasında yeterli farklılıklar vardı ve bu tür bir toplumda birliktelik sağlamak olası değildi. Yoksa bu tür bir şey hayatta yapmazlardı. Burada vurgulamalıyım ki Solon'un arkonluğu gibi bir durum Yunan tarihinde başka şehirlerde de aynı zamanda oluşmaktaydı. Bazen bu konuma Aysim Netes adında bir kişi atanıyordu. Bu kişi de anlaşmazlıkları düzeltmekle görevlendirilmişti. Bu fikir doğallıkla Yunanlılara doğal geliyordu. Ama bunun aslında Yunanlılar için nedenli sıra dışı olduğunu düşünmeliyiz. Solon'u seçtiler. Neden Solon'u seçtiler? Herhalde bu işi yürütebilecek akıl, ilfan ve adalete sahip olarak tanınmış olmalıydı. Askeri faaliyetleriyle meşhur olmuştu, şöhret yapmıştı. Megaralılara karşı orduları savaşta yönetmiş, iyi savaşmış, başarılarının her bir taraftan duyulmasını sağlamış, bu yaptıkları sayesinde ünlenmişti. Ve doğallıkla kendisinin başka özellikleri de tanınıyordu artık. Eğer şiirlerini okursanız, kendisinin nedenli güzel anlatan kişi olarak görürsünüz. İnsanları aklındakilere ikna edebilmek için kullandığı taktik bayağı popüler olmuştu. Burada neler olduğuna bakmalıyız ilk önce. İlk önce bize onun bir adam olduğu söylenmişti ama elimizde birbirine uymayan hikayeler var ve zannedersem ben bunun nedenini biliyorum. Bir hikaye kendisinin asil bir aileden geldiğini ve atalarının çok meşhur olduğunu söyler. Başka bir hikaye orta karar bir aileden geldiğini anlatır ama bu o kadar anlamlı değil. Bence en iyi açıklama kendisinin kesin bir asil aileden geldiğidir. Bu tip toplumlarda ancak bu nitelikte bir kişi liderlik pozisyonuna gelebilir. Ama asıl kitleleri etkileyen şeyin e eh çok ama çok zengin olmasa da fakir bir adam da değildi ama insanları etkileyen şey şiirleriyle verdiği mesajlar ve yaptığı propagandaydı ve hatta ortaya koyduğu reformların karakterleri aslında kabul edilebilir ölçülerdeydi. Bu sonradan herkes yani tüm Yunan toplumu tarafından hayranlıkla ve takdirle karşılanacaktı. Bu dönemde Delfi'deki kehanet alanının Yunan tarihinde hem Yunan topraklarında hem komşu bölgeler için nedenli önemli bir konuma geldiğini, nedenli etkin olduğunuzu aklınıza getirin. Delfi'deki Apollon Kehanet Merkezi modernleşmeyi teşvik eden en ünlü yerdi. Yunanca kelime kendini kontrol etme ve modernleşme anlamına gelen sofrosinedir. Hatırlarsınız Delfi'deki kehanetler hep kendini bil mesajı verir. Yani insanlığının üstünde bir yaratık olmadığını unutma. Sadece bir adamsın, aşırılığa kaçacak bir şey yapma. Her insan ölçülü olmalıdır. Yunanlılar tarihleri boyunca bu ölçülülük tapınağında tapınmayı hiç bırakmadılar. Eleştirel bir bakış açısına göre Yunanlılar ölçülüğe alışıklardı. Çünkü bu aslında çok onlar için nadirdi ama düşünürseniz bizim aramızda da nadir olan bir olgu bu. İşte Solon bu Yunan dünyasında gittikçe yayılan bakış açısının güçlü bir temsilcisi olarak yaptıkları ve söyledikleriyle önemli adımlar atılmasında temel katkılarda bulunmuştu. Tamam. Şimdi de bazı şeyleri ele alalım. Kesinlikle Solon'un yaptığını bildiğimiz şeyleri ele alacağım şimdi. Başka bazı şeyler de ona atfedilmekte ama bunların otantikliğinden tam emin değiliz. Ama en temel sorun bu topraklarını kaybeden insanlarla ne yapılacağıydı? Topraklarını kaybettikçe de özgürlüklerini kaybediyorlardı. Bu durumda üzerinde durduğumuz tarımsal sorunda ne oluyordu? Bu durumda Solon Yunanca'da Seysa Ketia denen bir ölçek getirmişti. Herhalde bilgisayarlarınızda vardır bu ve indirip notlarınızı derse getirebilirsiniz. Bunları kendiniz çalışabilirsiniz değil mi? Bu hüküm insanın kendi vücudunu karşılık olarak gören borç sistemini tamamen yok etmişti. Yani borç alanının kendisini kredi olarak göstermesi. Bu bağlamda her türlü borç silinmiş, yok edilmişti. Ama aslında borçlar tamamen silinmemişti bu sistemde verilmemiş tüm borçlar devam etmekteydi. Doğallıkla fakir ve mutsuz insanlar tüm borçlarının tamamen silinmesini isterdi. Vurgulamalıyım ki Yunan dünyasındaki tüm alt tabakada bulunan insanlar mutsuz olduklarında iki şey isterlerdi. Bunlardan birisi borçlarının silinmesi çünkü hep borç altındaydılar. Bir diğeri de toprağın yeniden dağıtılmasıydı. Toprağın yeniden dağıtılması iç savaş demekti. Kimse savunmaksızın toprağının elinden alınmasına ve başkasına verilmesine izin vermezdi ve olaylar bu boyuta gelecekse elinin altında bir silahlı kuvvetinin olduğundan emin olması gerekecekti. Bundan sonra da tiranlık egemen olacaktı. Çünkü bu tür davranışları ancak tiranlardan beklerdiniz. Solon herkesi toprağın yeniden dağıtımının yapılacağı ortamlardan uzak tuttu bu toprak meselesine ve kölelik durumuna bir bakarsak bunun aslında fakir, köle ve borç altında olanların temelden bir değişim istemesiyle asillerin her şeyi olduğu gibi bırakmak istemesi arasındaki çekişmeden doğduklarını görmek mümkün olacaktır. Solon geldiğinde ve orta halli programını ortaya koyduğunda bunun tam nasıl olduğunu bilmesem de dışarıda köle olan Atinalıları da şehre geri getirdiklerini biliyorum. Herhalde bu alanda harcayacak paraları vardı. Bunu birilerinden toplamış ve insanları geri getirmeye harcamışlardı. Ama en önemli şey antikada olanlardı. Bütün bu yapılanlar toplumdaki sorunları bir süreliğine yoluna koymuştu. Ama bu olanlar yakın zamanda bahsettiğimiz bu tür sorunların geri gelmeyeceklerini güvenceye alınacak nitelikte değildi. Bence asıl bu nokta Solon'un reformlarının tüm vurucu özelliklerini gösterecek nitelikteydi. Bu reformlar ılımlıydı. Dolayısıyla da tam tatmin edici özellikte de değildi. Yani olan sorunları çözmeseler de yine de hiç yoktan iyilerdi. Bu reformlar ortamı düzeltmeye çalışıyordu. Böylece aynı zamanda mutsuzluğu ve bundan Atina'daki özgürlüğe karşı doğacak tehlikeyi de azaltma amacındaydı. Aynı zamanda sorunun zaman içinde tümden yok olması için ortam yaratılabiliyordu. Çünkü insanların bu tip durumlarla başa çıkabilmeleri için ortaya çıkartılmışlardı. Eğer borçtan çıkacak kölelik olasılığı ortadan kalkarsa bu tip şeylerin başka türlüleri ortaya çıkacaktı. Duruma baktığımızda ki bu anlatacaklarımda ne yazık ki bu durumun tam olarak gizemini çözemiyor, ama 5. yüzyıla gelindiğinde Atina'daki klasik döneme karşılaştığımız aslında müthiş bir dönemdi. Çok iyi ve sıra dışı. Bu da 5. yüzyılda Atinalı çiftçilerin ufak ama tatmin edici aile çiftliklerinin olduğunun ve bir sürü özellikle geçmişteki durumla karşılaştırılınca Atinalıların hayatlarından tatmin olduğunun göstergesidir. Yani sistem büyük toprak sahiplerinin topraklarını ellerinden almamıştı. Atina tarihi nedenli demokratikliğiyle tanınsa da her zaman çok zenginler ve çok fakirler arasında varlık bağlamında bir farklılık olacaktı. Ama bunda sıra dışı olan Yunan politik düşünürlerine örneğin hele Aristoteles'e göre 4. yüzyılda herkesin ekonomik olarak orta karar bir noktada buluştuğu bir ortam oluşmuş. Bu da toplumda ciddi boyutta bir denge, tatmin, insanların kendi kendini yönetme kapasitesi yaratmıştı. İşte olanların sonucu böyleydi. Solon'un yaptıklarından direkt olarak türemiş olmasa dahi. Aristoteles ve başka antik yazarlara göre Atina'daki sikke ağırlık biriminin Peloponnesos'un batısında kullanılmasına göre doğuda kullanılmasının da batıya göre Solon tarafından değiştirilmişti. Aynı zamanda Feydon sikke ağırlık biriminden ya ağırlık birimine geçilmişti. Hala insanlar bunun neden olduğunu, nasıl işlediğini anlamaya çalışmaktadır. Ege Denizi'nde ve doğuda ticareti daha kolaylaştırmak içindi bu. Çünkü biliyoruz ki Atinalılar bu bölgelerle özellikle ilgilenmekteydi. Ama Atinalılar ticarete girdiklerinde batıda da bayağı başarılı olacaklardı. Ama bu sikkelerin hikayesiyle bağlantılı ciddi bir de sorun var. Size anlattıklarımı aklınıza getirirseniz sikke uzmanlarının neredeyse hepsi sikke ağırlık biriminin nasıl değiştirildiğini sorgulamaya devam etmektedir. Yani henüz sikke yoktu. Şimdi ya onlara inanacaksınız ya da Aristoteles'e. Benim kimle hemfikir olduğumu artık biliyor olmalısınız. Tamam. Uzun vadede çok önemli olduğunu anladığımız adımlar ona toprağın, zeytinyağı ve şarap gibi ihracata yönelik ürün karşılığı ekimini tetiklediğini gösterir ve işte Atinalılar topraklarını gittikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardı. Çünkü topraklar bunlardan başka bir şey üretiminde kullanılmayacak nitelikteydi. Bunu yaptıkça Atina'nın tarımsal üretiminin gittikçe önceden daha farklı şeyleri içerdiğini gördüler. Daha farklı çeşit ürün üretimi kötü geçen sezonlardan sonra yok olmamanız için tampon yaratmaya yarayacaktı. Hatta zaman içinde çok işe yarar gibi bir şey haline geldi ve hatta 5. yüzyıl ve sonrasına Atina'nın tarımsal sağlığı hakkında açıklamalar sağlar duruma geldi. Yaptığı bir başka şey de birazdan vatandaşlık şartlarından bahsedeceğim. Yunan polisleri vatandaşlıkları konusunda kıskançlık hissediyordu. Teoriye göre tüm vatandaşlar şehirlerinin kurucularından gelmekteydi. Bir başka deyişle Atina'daki herkes birbirine akraba olmalıydı. Ama doğal olarak bu tam doğru değildi. Atina'da aslında birçok göçmen vardı. Ama normal olarak insanlar böyle düşünmekteydi. Bu konuyla bağlantılı olan bir kavram şöyleydi. Yani Polis kavramının nedenli güçlü ve onlar için nedenli merkezi bir konumu olduğunu anlamamız gerek. Aslında onu kıskanıyorlardı ve bu konuda çok bencillerdi. Bu insanların sonradan isteyip kazandığı bir şey değildi. Burası bizim yerimizdi, başkalarının değil ve biz öyle herkesi vatandaş yapmıyoruz. Yani durumun temellerinde yatan buydu. O günlerde Atina'da vatandaş olmak için babanızın da Atinalı olması şarttı. Bu iş başka türlü olmuyordu. Ama Solon bunu değiştirdi. Solon Atina'ya sonradan gelip yerleşenlere vatandaşlık hakkı tanıdı ve bu insanların değerli yetenekleri olabileceğini, işe yarar becerilerinin olabileceğini gösterdi. Ve bunun sonuçları da Atina'da Solon'un yıllarca izlenmesinden anlaşılır. Böylece Atina bir sürü şeyin üretim merkezi oldu. Ellerinde seramik vardı ve muhteşem boyalı seramikler Atina kültürünün bir parçası olacaktı. Ama aynı zamanda heykel ve elimizde olmaya birçok şey daha vardı. Bunların büyük bir kısmı zaman içerisinde yok edilmişti. Ama asıl olay şuydu. Eğer becerikli bir zanaatkarsanız Atina'ya gelmeniz gerekecekti. Yoksa işinizde olmanız gereken yere gelemezdiniz. Atina'ya gelen her kişi bu kurallar altında olmasa da devamlı burada oturma hakkına sahip olurdu. Ama Yunanlılara göre her zaman Metoikos olarak kalacaklardı. Biz buna İngilizce'de Metik deriz. Yani oturma izni olan ama hiçbir zaman vatandaş olamayacak kişi. Atika'da sadece vatandaş olanların toprak sahibi olmaya hakları vardı. Sadece vatandaş olanlar mahkemeye gidebiliyordu. Vatandaş olmayanlar ancak bir vatandaş tarafından temsil edilebilirlerse şu veya bu nedenle ilgili olarak mahkemeye çıkabiliyordu. Yani önemli şeylere ulaşmaları olası değildi pek. Yani vatandaş olmayanlar Atina'nın politik hayatına katılamıyordu işte. Birçok insan da Metoikos'un konumunda değildi. Çünkü ellerindeki becerilerle ekonomik katkıları çok büyüktü. Solon onların Atina vatandaşı olmalarının yolunu bulmuştu. Nadir bir durumdu bu. Bu ders boyunca birkaç nadir olay dışında göreceğiz ki Yabancıların Atina vatandaşı olmalarında izin verilmiyordu. Ve ancak özel konumlarda gruplara bu izin sağlanıyordu. Ve hep bu konumdan yani yabancıların Atina vatandaşı olabilmelerinden mutsuz olacak bazı Atinalılar da olacaktı. Ama Solon'un yaptıklarının Atina devletine uzun vadede katkıları çok büyük olacaktı. Ekonomik ve sosyal durumları bir kenara koyalım şimdi ve yasalarla ilgili konulara bir bakalım. Doğallıkla özgür bir devletten bahsediyorsanız, herkes için kritik değeri olan politik ve yasal düzenlemelere de ayrıntılı olarak bakmak gerekecek. Tahminimce bu her toplum için önemli ama bir cumhuriyet düzeni için açık seçik önemli. Solon Atina Anayasası'nı değiştirdi. Bu noktaya kadar Atina Anayasası doğal olarak kendine göre bir süreçte gelişmişti hatta geleneklere göre değişip gelişim göstermekteydi. Yani kendi kendine ilerlemişti. Kimse oturup yasa yapmamıştı. Ama Solon yasa yapmakla görevlendirilmişti ve gördüğü sorunlarla bizzat ilgilenecekti. İlk yaptığı şey Atina'daki politik toplulukları yeni temellere göre yeniden örgütlemek oldu. Bu çok büyük bir meseleydi. O ana kadar devletin neresinde olursanız olun konseyde hizmet vermeniz veya memur konumunda gelebilmeniz tamamen doğumunuzla ilintiliydi. Sadece aristokrat bu konumlara gelebiliyordu. Solon'un yeni sistemiyle bu durum yok oldu. Kuralları tamamen değiştirdi. Bu konseylerde herhangi bir makama gelebilmek tamamen insanların maddi durumuna bağlı olmaya başladı. Bakın, para henüz olmadığından insanların değerini parayla ölçemiyordu kimse. Ama o tarımsal üretime dayanarak herkesi ölçmeye başladı. Kuru ya da sıvı ürünler elinde hangisi varsa. Bunlara ölçüm metodunda Medim Noi adı verilmekteydi. İşte Solon böyle bir sistemi kurmuştu. Ölçeğin başında 5 vardı. Yani her yıl sahip olduğunuz topraktan en az 500 Medim Noi ölçeğinde ürün elde etmeniz gerekmekteydi. Böylece bu konuma gelen insanlar ki buna bakın zor bir kelime, pentakozio medimnoi denmekteydi. Bu da 500 ölçek anlamına geliyordu. Bu Solon'dan önce yoktu. Yeni bir terimdi ve yeni bir kavram anlatıyordu. Tek başına bir anlamı yoktu. Solon bunu yeni bir sınıf insan için üretmişti. Bundan sonra gelen sınıf eminim daha önceden de var olan koşullara dayanarak ortaya çıkmıştı. Ama anayasada öngörülmemişti. Bunlar yılda 500 değil de 300 ölçek üretim yapan insanlardı. Bunlara da atlı anlamına gelen hipe istenmekteydi. Bu terminolojiyi başka bir yerde daha kullanmıştım. Sonra da 300 değil de 200 ölçek anlamına gelen zoigitay gelir. Boyunduruk anlamına gelir ve bunlar hatırlarsanız boyunduruk altındaki insanlar için kullanılmıştı. İki yüzün altındakiler Tetes'ti ve bunlar Atina'da Solo'nun yarattığı sistemde en alt tabakayı oluşturmaktaydı. Bu eskiden de kullanılan bir kelimeydi. Tek yeni üretilen kelime Pentakozio Medimnoi. Ne dersek diyelim bununla bağlantılı en önemli olan olgu artık aristokratların kendilerinde tuttukları politik konum üzerindeki monopolilerin kırılmış olmasıdır. İlk iki sınıftakiler... Pentakozio Modimnoi ve Hipeis ancak Arkon konumuna gelebiliyordu. Zegutai'den zannedersen bahsetmiştim size daha evvel. Hobbit sınıfını içermekteydi aslında. Yani bunlar devletteki üst düzeylere ulaşamaz konumdaydı. Ama bir de 400 kişi içeren bir konsey kurulmuştu. Yunanca konsey kelimesi Bule'dir. Bu 400'lük Bule Zogitai'da içerebiliyordu. Bu konseyin güçleri hakkında çok fazla bilgi yok. Çünkü göreceğiz ki Solon'un değişiklikleri tam olarak hiçbir zaman yürürlüğe konmayacaktı. Ama ölçeklere göre ortaya çıkarılan sınıf sistemi kullanılacaktı. Ama başka konseylere bakarsak bunlar çok güçlüydü ve birçok kararlar bunlardan çıkıyordu. Başka türlü 400 kişi içeren bir konseyde olmanın yetireceği onurun bir anlamı olmazdı ve TETES'te politik sistemden tamamen uzak tutulmuş olduğu düşünülemezdi. Bu insanlar meclis kuruyorlardı. Yunanca bu meclise Eklesya deniyordu. Solandan önce Eklesya'nın varlığından haberdarız. Yunan dünyasındaki her devlette var olduğunu biliyoruz. Savaşa gidecekseniz ordunuzla gidecektiniz. Tetes hoblit olarak savaşmıyordu. Ama bunlar hafif silahlı savaşçılar olarak donanımlıydı. Bu durumda onlara da danışılıyordu ama belki de formalite olarak. Bu yeni bir şey değildi. Ama yeni ve çok önemli olan Solon'un yeni bir mahkeme yaratmış olmasıydı. Yunanca buna Heliaya deniyordu. Bu da temiz mahkemesi olarak işlev yapan bir kurumdu. Hem şimdiye kadar bahsettiğim her görevli kendisinin muhatap olduğu bir mahkemeye sahipti ve bu mahkemelere uyan sorunları buralarda çözümlüyordu. Tahminimce teoride de gerçekte de bazen eğer birisi bu görevlilerin verdiği mahkeme kararlarından tatmin olmamışsa nadiren Areopagos'a gidebiliyordu ve Areopagus bu konuda bir şeyler yapıyordu. Ama bence genellikle görevlilerin verdiği kararlar son kararlardı ve değiştirilemiyorlardı. Heliayan'ın da bir temiz mahkemesi olarak işlevi vardı. Görevliler tarafından verilen kararlardan tatmin olunmayınca bir heliaya başvuruluyordu ve karar alınırsa mahkemede önceki kararlar çevrilebiliniyordu. Dolayısıyla bu mahkemeler çok popülerdi. Tüm Atinalı yetişkin erkeklere açıktı. Tetes sınıfına dahi. Bu çok yeni bir olguydu. Oldukça da köktenci bir durumdu. Burada en köktenci olan şey Solon'un öne sürdüğü programdı. Dikkat ederseniz aristokrasinin kimsede olmayan ayrıcalıkla konumunu korumuştu. Aslında burada aristokrasi yerine en zenginlerin konumu demek gerekir. Onlar sadece arkon olabiliyordu. Bu aslında fakirler için de zor bir konum olurdu. Ama bu yeni kurulan temiz mahkemeleri normal olarak sadece zenginleri ön planda tutsa da en fakir Atina vatandaşlarına da açıktı. İşte Solon'un yaptıkları böyle şeylerdi. Bu mahkemeler bakın şöyle işliyordu. Her sene Atinalılar bir panel katılmak için gönüllü olabiliyordu. Bunlar da Helia'ya mahkemelerini kurmakla görevliydi. Bu panele 6000 Atinalı katılabiliyordu. Ve her mahkeme konusu ortaya çıktığında listedeki insanlardan bir şekilde jüri için kaç kişi gerekiyorsa insanlar seçiliyordu. Bunun klasik dönemde nasıl işlediğini biliyoruz. Ama Solon'un zamanında da aynı şekilde işliyor muydu bilmiyoruz. Ama klasik dönemde jüri seçimi bölüştürülüyordu ve bu oldukça karışık bir sistemle yapılıyordu. Sisteme göre kimse kimsenin hangi jüriye seçileceğini o ortama girene dek ve mahkeme konusunu duyana dek bilmiyordu. Bu da jüride yozlaşmayı engelliyordu. Bu sistem Solon'un zamanında var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Ama bu zamanda çok ayrıntılı bir durumda değildi herhalde ama fikir ortadaydı. Bu tip şeyler düzeltilemezdi ama sıradan Atinalılar veriyorlardı kendi kararlarını. Daha sonraları politik teori üzerine çalışan kişiler demokrasi konusunda tek en önemli gördükleri konuya Atinalılar tarafından ulaşılacağını söyleyeceklerdi. Doğallıkla eğer Solon'un anayasası yürürlüğe konsaydı bu tam anlamıyla demokrasi olacaktı. Ancak gelenekler Solon'un demokrasisine karşı kuvvetliydi. 4. yüzyıla baktığımızda insanların geriye dönük bilgileri olmadığını ama yine de bazılarının Solon'u demokrasinin kurucusu olarak gördüğünü görebiliriz. Ama bu konuda genel anlayış yanlış değildi. Çünkü onların dönemindeki gelenek 5. yüzyıldaki ile aynıydı. Hatta daha az demokratikti. Bence bu gelenekler doğru olsalar da size verdiğim örnekler gibi ölçülüydü. Muhteşem Solon o kadar zekiydi ki ılımlı olmanın başarı için önemini çok çabuk anlamıştı. Bunun püf noktası kimsenin tam olarak tatmin olmayacağını anlamakta yatıyordu. Çünkü ne bir taraftakiler ne de öbür taraftakiler mutluydu. Dolayısıyla yaptıklarını yok etmek için hemen birileri harekete geçecekti. Bundan dolayı ortaya koyduğu koşullardan birisi, Atina'nın 10 yıl boyunca kendisinin yasalarını değiştirmeden yürürlükte tutmasıydı. Ve Atina'daki hayatının ne denli rahatsız olacağını biliyordu. Herkes ona gelip, sen ne yaptın Solon diye sorduğunda gayet rahatsız olacaktı. Böylece kendi kişisel nedenlerinden dolayı şehri terk edip 10 yıl boyunca oraya buraya arazi gezmeye çıktı. Bundan dolayı kafa dinlemiş olsa da mevzuat konusunda kimsenin ona yardımı olmamıştı. Atina'da Solon'un Arkon olmasından bir yıl sonra ciddi bir kavga olmuştu ve kaos gibi bir şey yaşanmıştı. Teknik olarak yıllarca anarşi hüküm sürmüştü. Bu demekti ki Atina'da o kadar çok anlaşmazlık ve çekişme vardı ki 9 arkon bile seçememişlerdi. Yıllarca arkonsuz yaşayıp yıllarca isim veremediler. Çatışmalar bu denli ciddiydi. Elimizdeki bilgilere göre Atika'da bayağı ciddi boyutlarda bölgeselleşme yani yöreselleşme oluşmaktaydı ve bu dönem için bu önemli bir sorun yaratmaktaydı. Atika'nın farklı bölgelerindeki önemli aristokratların her biri Atina toplumuna kendisini etkin bir kuvvet olarak benimsetmeye çalışmaktaydı. Ve herkesi tatmin edecek değişiklikler getirmeye çalışıyorlardı. Ama rekabet büyüktü. İşleri daha da karıştıran şey bunların hiçbirinin de uygun olmadığıydı. Yunanlılar ve Atinalılar tarafından birbirine karşı gelen üç gruplaşma ortaya konmaktaydı. Şimdi bu yöreselleşmenin oluştuğu bölgelere bir bakalım. Bu bölgelere Peralia ve insanlarına Peralio denmekteydi. Günümüzde araştırmacılar Peralia'nın Atika'nın güney alanlarını kapsayan bölge olduğunu düşünürler. Burası batı sahillerdeki Sunion'dan doğu sahiline kadar uzanır. Burada etkin olan aile size daha önce de bahsetmiştim Kilo'nun taraftarlarını öldüren aileydi. Alkmay Oniday ailesi. Aralarında en önemli figürlerden birisi Megakles'ti ki onun hakkında da konuşacağız. Kendisi Atika'daki en baskın konumlardan birini istiyordu. 4. yüzyıldaki antik yazarlara göre ki onların bu konu hakkında gerçekten ne kadar bilgiye sahip olduklarını bilmek zor, sadece tahmin edebiliriz. Ama onların söylediklerine göre bu insanlar orta halli, ılımlı bir anayasa istiyorlardı. Herhalde kendi istedikleri Solon'un yasalarına çok yakındı. Bir başka gruba da Koy adı verilmekteydi ve bunlar Atika'nın orta bölgelerini temsil ediyordu. Buraları Atika'nın en iyi tarım arazisine sahipti. Tahıl, özellikle buğday çok iyi yetişiyordu ve buradaki en zenginler toprak sahipleriydi. Bunların liderinin adı Lukurgos'tu ve çok eski birçoklarından daha da eski bir aristokratik aileden gelmekteydi. Başkaları gibi bu ailede Solon'un yeniliklerinden kurtulmak ve eski günlere dönmek istemekteydi. Bunlar da oligarşi taraftarıydı. Üçüncü grupta Diakrioi adı verilen bir bölgede yaşamaktaydı ve aynı adı taşıyorlardı. Bazı kaynaklar bunlara Hiperakrioi der. Bu konuyu birazdan ele alacağız. Ama aslında şimdi anlatsam iyi olacak. Atika'nın doğu sahilinde bir bölgeydi bu. Diakria denirdi ama aynı zamanda bunlar Hiperakria olarak da çağrılırdı. Atlarını Atika ve Diakria arasındaki bir sıra dağdan almaktaydılar. Bu kelimenin anlamı da dağlar ötesiydi. Yani bölgenin coğrafi anlatımından gelmekteydi. Bu grubun lideri Pesistratos adında bir adamdı asildi ve aslında aristokrattı. Hepsi böyleydi de onun ailesi Peloponesos'tan yıllar önce buraya büyük göçler sırasında göç etmişti. Hani Mikenlerin düşüşü sırasında. Bu da bize Atinalıların Atika dışından gelen tüm aristokrat ve önde gelenleri kabul ettiklerini hatta bağırlarına bastıklarını gösterir. Bundan yüzyıllar sonra Stratos buranın ve bu insanların lideri olarak öne çıktı. Bundan sonra çok önemli olacaktı. Dolayısıyla hakkında birkaç söz söylemek iyi olacak şimdi. Çekişmeler sırasında en radikal yolu Pesisstratos ve grubu seçmişti. Atika'nın en fakir insanların fikirlerini savunmaktaydılar ve sorunlara istedikleri nitelikte çözümler getirilsin diye çok savaştılar. Onun güç kazanması normal şartlarda olmuştu çok iyi bir savaşçıydı ve Atinalılar için birçok başarı kazanmıştı. Bunun içinde çok saygı görmekteydi. Onun hakkında daha sonra pek çok şey konuşacağız. Antik yazarlar onu en demokratik, en popüler yani çok demokratik olarak betimlemişlerdi. İşte bu üç grup üç ayrı bölgeden ve kendi politikalarıyla gelmekteydi. Ve her birinin lideri güç için birbirleriyle yarışmaktaydı. Ama güçleri de hemen hemen aynıydı birbirleriyle. Böylece kimse diğerlerinin üstüne çıkamıyordu. Solon geldiğinde ve ortam kimseyi tatmin edemeyecek nitelikteyken bahsetmiş olduğum gibi kendisi Pesistratos konusunda endişe duyduğunu belirtmişti. Çünkü tiran olma kapasitesinin olduğunu görmüş ve Pesistratos'a karşı başkalarını da uyarmıştı. Ama başarılı olamayacaktır varsayımları ve öngörüleri de doğru çıkacaktır. Stratos tiranlığı gerçekten Atina'ya getirecekti ve uzunca bir süre o ve oğulları buraya egemen olacaktı. Megara'daki o savaşa katılmıştı ve en meşhur kahraman olarak o çıkmıştı. Yaralanmıştı. Döndüğünde kendisinin tehlikede olduğunu söyleyecekti. Düşmanları onu öldürmeye çalışacak diye ve toplumdan kendisi için koruma görevlileri isteyecekti. Tamam deyince herkes o da çabucak kendi korumalarını kullanarak Akropolis'i ele geçirecek ve Atina'nın başına geçecekti. 561'den 556'ya kadar 5 yıl boyunca Atina'ya hükmedecekti. Bu dönemin ayrıntıları hakkında elimizde çok az bilgi var. Ama uygun bir tiran olduğu muhakkak. Kaybeden diğer iki grupsa kafa kafaya vermeyi başarıp onu al aşağı etmek için komplo kurmaya, tiranlığı alaşağı etmek ve Fesis tratosu sürmek için komplo kurmaya başlamıştı. Böylece onu atmayı başarmışlardı. Bir süre boyunca oraya buraya gittikten, birçok insanla tanıştıktan, başka tiranların ziyaretine gittikten sonra bir yerden çok ama pek çok para kazanmayı başarmış ve çok zengin olmuştur. Burada önemli olan bu paranın paralı asker için kullanıldığıdır ve bunlar kendisinin toplum tarafından yine kabul edilmesinde etkin olacaktır. Ama bu onun ilk restorasyonu olmayacaktı. Bu da diğer iki grup bir araya geldiğinde onun nasıl baştan düşürüleceği konusuyla bağlantılıydı. Ama zaman içinde bu iki grup da birbirleriyle çekişmeye gireceklerdi. O da aile bağlarını özür olarak alıp bir liderle anlaşmaya girdi. Eski arkadaşımız Alkumai Oniday ailesinden Megakles. Megakles de bir araya gelip ortak düşmanları Lukurgos ve yandaşlarını attılar. Ve böylece Pesistratos yeniden tiranlık koltuğuna oturdu. Megakles bundan ne kazandı? Eh, büyük adam olmayı garanti altına aldı. Ve bunun bir kısmı da Pesistratos'un karısı ve çocukları olduğu halde tahminimce karısı ölmüştü. Yani ilk karısı daha sonra Megakles'in kızıyla evlendi. Böylece politik bağlar kurmuştu. Zaten bu zamanlarda böyleydi. Birinin kızını alarak bir yerlere gelirlerdi. İşte böyle. Bundan sonra nasıl Pesi Stratos yine güç kazanmıştı hem de ikinci kez ve bunu ancak genel olarak görebiliriz. İnanmak isteyip istemediğinize siz karar verin. Bu hikayeyi birkaç yerden biliyoruz. Ama Aristoteles ve onun Atina Anayasası şu şekilde anlatılmaktadır. Stratos uzun boylu güzel bir kızı aldı ve onu Athena'ya benzeyecek biçimde giydirdi. Sonra onu bir atlı arabaya binip ve Atika'nın kırsal bölgelerinde gezdirdi. Oğulları da arabanın yanında koşup Athena Pesistratos'u Atina'ya geri getiriyor diye bağırdı. Eh, bu durumda koruyucu tanrınıza karşı gelemezdiniz, değil mi? Eh, bu durumda herkes el pençe divan durdu ve Selam sana Pesistratos. Athena'nın göz bebeği dedi. Doğallıkla birçok askerin emrinde olmasının ve Megakles'in de yanında olmasının başarılı olmasında payı büyüktü. Ama işte geri gelmişti ve herhalde her şey yolunda olacaktı. Ama bir süre sonra Pesistratos, durun bir dakika bir şey söylemedim. Pesistratos'un karısı Megakles'in kızı eve babasına ve annesine gidip onlara üzücü hikayeler anlatmaya başlamıştı. Bunlar da kocasının kocalık görevlerini yerine getiremediğini içermekteydi. Nedendi bu? İtici miydi ki karısı? Hayır. Elimizde bu konuda fazla bilgi yok. Ama anlıyoruz ki Pesis Stratos'u rahatsız eden oğullarının hükümdarlık sırasını bozmak yani onların tiranlı koltuğuna geçebilmelerini istemiyordu. Megakles tarafından çocukları olmuş olsaydı büyüdüklerinde hükümdarlığa oynayacaklardı. Ve oğullarına olan babalık sorumluluğundan başını çok dertlere sokmuştu. Megakles bunu bir hakaret olarak algıladı. Yani torunlarının hükümdarlık koltuğuna oturamayacaklarını ve sonunda tahminimce Yunanlı bir baba olarak kızına yanlış yapıldığını düşünmeye başladı. Böylece karşı tarafla bir araya geldi. Pesistratos'u bir kez daha attırdı. İkinci kez sürgüne gönderilen Stratos birçok yere gidip para bağışı topladı. Paralı askerler edindi. Destek aldığı kişiler daha sonraki olaylarda büyük rol oynayacaktı. Süvari sınıfıyla atlılara Eretria'daki aristokratlarla arkadaş olmuştu. Burası Atika'nın hemen batısındaki Euboiya adasının kuzeyinde bulunan bir şehirdi. Hatırlarsınız Pesistratos Atika'nın doğu sahilinde bir yerden geliyordu. Ve Atika'dan bu bölgelerin kendi karakterleri uzun süre kaybolmayacaktı. Bu aslında çok önemli. Deniz ötesinden de çok yardım alacaktı zenginlik kazanacaktı ve bütün bunlar sayesinde geri gelmek için savaşabilecekti. Bu sefer hile yoktu. Tanrıçalar da yoktu. Euboia'ya ya yakın olduğundan rahat ulaşabildiği Maraton'a geldi. Buradan Eretria'daki arkadaşlarıyla durumu kontrol edebiliyordu. Burada atlılar için de güzel düzgün bir alan vardı. Eminim paralı askerler arasından at sağlamak zor olmamıştı. Bu şekilde kendi güçlerini kurmuştu ve sonra da maratona inmişti. Zaten burası kendi memleketi sayılırdı. Dolayısıyla tüm hemşerileri onun yanındaydı. Böylece Atinalılardan oluşan büyük bir ordu kurmuş oldu. Ve sonra da içerilere yürümeye başladı. Atika'nın ortasında Pellin adında bir yere geldiğinde karşıtlarıyla çarpıştı. Ve savaşta onları yendi. Böylece bir kez daha Atina'nın tiranı oldu. Ama hileyle yaptığı şeylerden birisi de hükümdarlığı ele geçirdiğinde Atinalıların elinden tüm silahlarını almak oldu. Böylece tamamen tiran olarak rejime ele geçirmiş oldu. Herkesin popüler isteğiyle hükümdarlığı ele geçirdiği açıktı. Ama yine de güç ve hile kullanmıştı ve hükümdarlığını aynı şekilde korumaya devam etmekte kararlıydı. Atika ve Atina'yı hayatının sonuna kadar kontrol altında tutacaktı. Ama söylenenlere göre bunu zorbalıkla yapmayacaktı. Hatta daha sonraki yazarlar Atina'daki hükümdarlığın özellikle bahsettikleri son dönemlerindeki devlet sisteminin politikos diye adlandırdıkları yumuşak polisin yönetilmesi gerektiği gibi yönetildiği tiranlığı aslında içermeyen bir yönetim sistemi olduğunu söylerler. Daha da sonra yazarlar Pesistratos'un hükümdarlığını Atina'nın altın dönemi olarak görürler. Ama bu durumun iki ayrı tarafı vardı. Bunlardan birisi kendisinin kurduğu tiranlık Atina için daha sonraları olabilecek en kötü şey olacak. Ama bunun yanı sıra bir de Pesistratos'un altında yaratılmış olan çok düzgün bir devlet sistemi oluşacaktı. Bakalım neler yapmıştı. Yaptığı şeyler arasında Solon'un yasalarını iptal etmemek vardı. Kargaşa yüzünden yürürlüğe hiçbir zaman konmamış olmalarına karşın kimse bunların artık yasa olmadığını da söylememişti. Hatta Pesistratos rahat bırakmış, hatta ve hatta bunların uygun şekilde yürürlükte olmalarına izin vermişti. Bir başka deyişle sanırım 400 kişiyi içeren konsey her sene seçilmeye ve toplanmaya devam ediyordu. Hukuk mahkemeleri gerektiği gibi kurulmaya devam ediyordu. Pesistratos'un asıl yaptığı anayasayı değiştirmek değil, kontrol etmekti. Zannedersem bunu aslında patronun hükmü olarak görmediklerini düşünmeniz gerek. Yasaları değiştirmemişti. ...sadece önemli konumların kendi adamları tarafından kontrol altında tutulmasını sağlamıştı. Bir analoji yaparsak, Floransa'daki Medici ailesi de böyle hükmetmişti. Kendilerini devlet adına lider yapmışlardı. Doğru bu, her zaman yumuşak olamazlardı. Düşmanlarınıza da özen göstermeniz gerekecekti. Çünkü başka düşmanlarınız da olacaktı. Fesis Tratos onunla anlaşmaya gitmeden... Yani onu hoş görmeyen bazı aristokratik ailelerini sürgüne göndererek şehirden atmıştı. Bu dönem hakkında bildiklerimiz arasında var bu. Ama tam olarak ne zaman bu yok. Alkmayonidai ailesini sürmüştü. Doğallıkla Megakles'e anlaşmazlığı vardı. Dolayısıyla şaşırtıcı değildi ve bunlar olanlara ilgisiz kalmayacak gibiydi. Ama yine de ilginç olan şey elimizde bir yazıt var. Bu da Atina'da Pesistratos'un ölümünden sonra oğullarının hükmettiği dönemde açık seçik Arkon listesinin olmasıydı. Şehrin Arkonluların isimleri arasında Alkmay Oniday ailesinden Kleisthenes de vardı. Yani en azından Alkmay Oniday ailesi geç dönemlerde Atika'ya geri dönmüştü. Pesistratos belki de özel bir anlayışla hükümdarlığını sürdürmüştü sürülenler evlerine bir süre sonra geri dönebilmişlerdi. Yani iyi olursanız ve Pesis Stratos'un söylediklerini yaparsanız bu sık sık olan bir durumdu. Yarattığı ve popüler olan şeylerden birisi de dolaşan hakimler sistemiydi. Bir başka deyişle eğer Atina vatandaşıysanız ve hukuki bir durumunuz söz konusu olmuşsa eski sisteme göre bölgenizdeki en güçlü kişiye gitmekten başka çareniz yoktu. Ve bu bölgenin aristokratının sorunu çözmesini beklemek durumundaydınız. Hesiodos döneminde bu böyleydi. Solon'un sistemi en azından Atina'daki görevlilere gidilmesini sağlıyordu. Ve eğer gerekiyorsa karardan memnun değilseniz temize gidebiliyordunuz. Ama ya Sünyon'da yaşıyorsanız? Kilometrelerce uzaktaydınız her şeyden ve şehre gelip ihtiyacınız olan adalete nasıl kavuşabilirdiniz bu durumda? Gezgin yargıçlar sayesinde mahkemeleri insanlara getirmişti ve bunlar yöresel ağlar tarafınca kontrol edilemiyordu. Böylece sıradan Atina vatandaşına büyük katkıda bulunmuştu ve bu da çok iyi karşılanıyordu. Ama doğallıkla bunun kendi çıkarlarıyla paralel olması gerekiyordu. Bölgesel liderlerin daha fazla büyümelerini istemiyordu. Tiranlıkta sadece bir büyük adama yer vardı ve bu da tirandı. Onun amacı da bölgesel güç sistemlerini kırıp kendine çalışmak ve devleti bir tek olarak bir araya getirmekti. Aslında tiran için bu iyi bir şeydi. Bundan sonra söyleyeceklerim biraz tahmini. Elimizde antik dönemlerden veri yok aslında. Dolayısıyla sorgulamaya açık. Tahminimce kendisine karşı gelen ve aralarında anlaşmaya varamadığı aristokratların bazılarının topraklarına el koymuştu. Bunu aslında şu sebepten söylüyorum. Pesistratos'tan önce büyük toprak sahipleri ve küçük toprak sahipleri ve hiç toprağı olmayanlar arasında büyük farklılıklar vardı. Bu da sorun yaratıyordu. Solon'un yaptığı hiçbir şey bu durumu etkilememişti. Ama 5 yüzyıla geldiğimizde bahsettiklerimiz hakkında veriler çok fazlalaşıyor. Bir sürü orta halli aile çiftlikleri bazıları daha büyük ama bunların hiçbirisi oldukları bölgenin geleneksel karakterlerinde değil. Ne olmuştu? Ne zaman bu olmuştu? Tahminimce bunu fesis Stratos getirmişti. Ve bu doğruysa, zaten büyük olan popülaritesine katkısı büyük olmalıydı. Ancak kaynakların söylediğine göre yaptıkları arasında çiftçilere yardım ön plandaydı. Yani çiftçilere ihtiyaçları olduğunda ya para ya da en azından kredi veriyordu. Bu da doğallıkla ufak çiftliklerden önce Atika'da devamlı olan bir durumdu. Borç aldıkları parayla daha fazla toprak satın alabiliyorlardı ve daha bağımsız yapabiliyorlardı. Başka insanlara borçlarını ödeyebiliyorlar ve başarılı olabilmek için birçok şey satın alabiliyorlardı. Mesela zeytin veya üzüm sıkacak aletler ya da başka öğütücü veya değirmenler. Borç aldıklarıyla meyve veya zeytin ağaçları dikebiliyorlardı. Bütün bunlar daha önce olmadığı kadar Atina'nın Tiranlar döneminde eriştiği tarımsal güce ve başarıya doğallıkla katkıda bulunmuştu. İnsanların hoşlanmadığı tek bir şey vardı. Pesistratos, Atina tarihindeki ilk devamlı vergi sistemini uygulayan insandı. Tüm üretimden alınan %5 oranında vergi, tüm bu para Pesistratos'a gidiyordu. Bu da onu çok zengin yapmıştı bir de betim ettiğim gibi iyi adam görüntüsü yaratmasına katkıda bulunmuştu. Böylece kendi politik gücünü ve popülaritesini güvenceye almıştı. Tiranlar vergi koyuyorlardı. Genellikle vergi tiranlık göstergesiydi. Bu tüm tablo değildi. Aristoteles şöyle bir hikaye anlatır. Bir gün Pesistratos Atika'da kırsal alanlarda gezerken herhalde bazen bunu yapıyordu Hümetos dağının tepesine çıkmıştı. Burası Atina'dan çok uzakta değildi. Oraya bugün de gitseniz görürsünüz ki orada tarım yapmaya imkan yoktu. Hümetos dağında bir şey büyümezdi. Onun zamanına kadar da çoktan ormanlık kesilmişti. Yani sevimsizdi. Zaten dağlar tarım için uygun yerler değildir farkındaysanız. Burada bir çiftçi görür ve der ki, ''Çiftçi söyle bana bu topraklarda ne üretiyorsun?'' Çiftçi de farz edin yamuk yumuk ters yaşlı bir adamdı. O da der ki ben çiftliğimde taş üretiyorum. Fesistratos istediği gibi bunun yüzde beşini alabilir. Fesistratos buna nasıl cevap verdi dersiniz? Kafasını mı uçurdu? Onu aya mı fırlattı? Sen sevimli bir yaşlısın. Bundan böyle senin çiftliğini vergiden arındırıyorum dedi. Ve bundan sonra vergiden arındırılmış çiftlik kavramı ortaya çıkmış oldu. Bizans ansiklopedisinde dahi var bu. O zamanlarda bile bu hikaye söyleniyormuş. Yani buradaki çok özel bir tirandı. Gelecek derste onun hegemonyasının kalan kısmını ve oğullarını ele alacağız. İkinci ders Stratos tüm kudretiyle birlikte 527'de bildiğimiz kadarıyla huzur içinde öldü. Atina'nın tiranları olarak oğulları onun yerine geçti. İlk karısından olan Hipeis, sonra da onun küçüğü Hiparkos. Hipeis'in daha baskın olduğunu düşünebiliriz. Ama Hiparkos'un da aynı zamanda elindeki güç ve sorumluluk az değildi. İlk başta babalarının yolunda gittikleri söylenebilir. Yani ılımlı ve Atina'da fazla muhalefet yaratacak biçimde değil. Yine de muhalefet vardı. Her zaman bir miktar olur zaten. Bunu unutmamak gerek. Aristokratik aileler her zaman rekabet içinde olurlar ve kendi konumları zaten Pesistratos'un altında pek rahat değildi. Başlarını derde soktukça şehirden sürülüp duruyorlardı. Eski arkadaşımız Alkmai Onidai da yine başını derde sokarak Pesistratos'un oğulları zamanında sürgüne yollandı. Hatta savaşmak bile gerekmişti. Savaşı kaybedince sürgüne yollanmışlardı. Bu olayın kısa zaman içinde Atina'nın geleceğinde rolü büyük olacaktı. Zannedersem 514 yılı her şeyi değiştirecek olaylara sahne olacaktı. Tiranlar arasında kişisel boyutlarda çekişmeler vardı. Bunların birisi asil bir genç adam Hipeis ve Hiperkos'u öldürme planlarıyla Atina tarihinde tiranları öldüren kimse olarak ünlenecekti. Daha genç olan Hiperkos'u öldürmeyi başarsalar da Hipeis'i öldüremeyeceklerdi. Kendileri öldürülünce komploları suya düşmüştü. Ama bundan sonra Hipeis gerçekten sinirli ve kişisel güvenliği konusunda ve rejimin geleceğiyle ilgili korkuları olacaktı rejim geleneklere karşın değiştirilerek çok daha sert hale getirilecek. Tiranlığa karşı olan insanları komploya karıştıkları veya karışmak istedikleri suçlamalarıyla zulüm yapılacaktı. Ve bunun çok temel bir önemi olacaktı. Daha önce de tiranlık hakkında genel şeyler anlattığım gibi ikinci ender de olsa üçüncü kuşağa gelindiğinde muhalefet kuvvetlenmiş oluyordu. Muhalefette hükümdarları rahatsız ediyordu ve kötü davranmaya başlıyorlardı. Kötü davranış muhalefetin daha da fazlalaşmasına yol açıyordu. İşte Atina'da olanların tam öyküsüydü bu. Atina'da olanlarda bir pürüz Alkmay Oniday tarafından yaratılmıştı. Şehirden sürülmüş olmalarına rağmen çok aktiflerdi. Devamlı komplo hazırlıkları içindeydiler. Bir de deprem Apollon tapınağına büyük hasar yapınca Delphi ile bir iltimas alışverişleri olmuştu. Tapınağın yeniden yapım projesi için öneride bulunmuşlar ve kendi paralarıyla yeni yapılan tapınağın eskisinden de güzel olmasını sağlamışlardı. Delfi'deki rahipler pek memnun kalmış ve bu iltimasın karşılığı olarak politik yardımlarda bulunmayı kabul etmişlerdi. Heredotos'un anlattıklarına göre Hipeis'i Atina'dan atmak istiyorlardı. Ve bu sefer hatırlarsınız her türlü hileyi kullanmaya hazırlardı ama bunların hiçbiri daha önce başarılı olmamıştı. Bu durumda tüm Yunan topraklarındaki en güçlü orduya sahip devlete dönmek gerekmekteydi. Doğal olarak burada Sparta'dan bahsetmekteyim. Deniyordu ki ne zaman Spartalılar Delphi'ye kehanet için bir delege gönderse ve soru sormak için izin isteseler cevap hep şöyle gelmekteydi. İlk önce Atinalılara özgürlük verin. Belki kendi kişisel nedenleri vardı. Ama hırslı Sparta kralı Kleomenes Hipeis'i tez zamanda tahtından indirmekte kararlıydı. 511 ila 510 yıllarında Kleomenes liderliğinde Spartalılar Atika'ya gireceklerdi. Burayı ele geçirip Hipeis'i de tahtından indirip geri çekileceklerdi. Bu konuya birazdan değineceğim. Atina'daki hükümdarlık konusunu yıllarca süren tiran rejiminin başarılarını ve bunların sonuçlarını birçok olumlu yönüyle ele alarak sona erdirmek istiyorum. Ekonomik açıdan Atina'nın ticari bağlantıları genişlemişti. Ticaret doğuda Helespont'tan yani Çanakkale'den Karadeniz'e kadar uzanmaktaydı. Ama aynı zamanda Batı'yla da kuvvetli ticari ilişkiler başlamıştı. Aslen Sicilya ve İtalya ile olan bu bağlantılar çok kaliteli Korintos seramiğinin Batı bölgelerindeki yayılımına kuşkusuz katkıda bulunmaktaydı. Buna aslında şaşmamak gerek. Bu her zaman Korintos için normal bir başarıydı. 6. yüzyılın sonlarında Atina seramiği Batı pazarlarını ele geçirmişti bile. Bu da bize ticaret ve endüstri arasındaki bağın Atina'nın konumunda nedenli bir değişiklik yarattığını göstermekteydi. Yani artan zenginlik hayat şartlarında büyük değişiklikler yaratmaktaydı. Atina'nın yaşadığı hükümdarlık deneyiminin içerikleri arasında aristokrasinin gücünün kırılması da bulunmaktaydı. Aslında bu Yunan dünyasında tiranların olduğu yerde söz konusuydu. Aristokrasi hiçbir zaman tamamen silinmiyordu. Asiller ve sıradan insanlar arasındaki fark hiçbir zaman yok olmuyordu. Doğuştan hak olarak görülen aristokrasinin tanrılardan geliyor olması fikri devam ediyordu. Bu hep vardı. Yunan devletleri ne kadar demokratik olurlarsa olsunlar, örneğin Atina'da aristokrasi hiç yok olmuyordu. Yok edilemiyordu. Demokratik hükümetle yan yana yaşamaya devam edecekti. Ama aristokrasinin egemenliği tüm sistemler üzerine kurduğu tekeller ve etkileri artık kuvvetli değildi ve bu aslında çok önemli bir unsurdu. Bu dönem için tiranlar bittiğinde ve gittiğinde Atina'ya yeni bir anayasa gerekecekti ve bu gereksinimin cevabı tiranlık döneminden önceye dönüş değildi. Solon'un katkıları önemliydi hükümdarların da katkılarıyla değişimler kalıcı olmuştu. Tiranlık hegemonyası altında yerel asillerin güçlerinin kırıldığı da doğruydu. Bu aynı zamanda Atina'daki politik güç içinde söz konusuydu. Burada da hep aristokratlar ön plandaydı. Ama hükümdarlık gelince bu işte bir akım olmuştu. Bunu anlamak için ele alınması gereken konulardan birisini de Atina dışında bulunan yerel sistemler ve şehirler arasındaki ilişkiler oluşturmaktaydı. Bölgesellik yer almıştı ama yok olmamıştı. Eğer yeni hükümet sistemleri oluşacaksa sonuç olarak hatta ilk başta gerekli olan şey merkezin kuvvetli olmasına dikkat edilmesiydi. Ayrıca merkezi çevreleyen sınır bölgelerin daha güçsüz olmasına ve bir de normalde kırsal alanlarda etkin olan aristokrat sınıfının gücünden ve etkisinden arındırılmasına, hükümetin gücünün başka şekillerde artırılmasına ve doğal olarak Atina'da odaklanmasına da. Solon'un reformlarına bakarsak, Peisistratos ve oğullarının bıraktığı kadarıyla her yıl düşünün. Her yıl arkon olarak seçilen insanlar vardı. Konseye seçilenler vardı. Mahkemeler işliyordu ve bunların hiçbirisini aristokratlar kontrol etmemekteydi. Ama magistratlık sorunu için zenginlik ölçüt olmakta devam ediyordu. Hatırlarsınız Solon'dan bu yana aristokrat olmayan kişiler eğer yeterli varlığı varsa birçok işte çalışabiliyorlardı. Konseylerde Solon'un sistemine göre ...dört sınıftan üçüne dahil olan Atinalılar yer alabiliyordu. Yani bu kişiler konseylere katılıp alınan kararlarda etkin olabiliyordu. Ama emin olabilirsiniz ki hükümdar konumundakilerin istemediği kararlar çıkmıyordu. Neredeyse hep hükümdarların umrunda değildi bunlar. Bunu vurgulamak istiyorum. Birçok kişi devlet işleri konusunda deneyim kazanmaktaydı. Kendi devletlerinin işlerinde yer alabiliyorlardı dünya tarihine bakarsak sanırım insanlar bu seviyelere eriştiğinde yani kendi kendini yönetmeye başladığında başka bir sisteme girmeleri artık zor oluyordu. Yani başka bir şeyin devamlılığı pek olmuyordu. Atina'nın kendi kendine yönetmesine kadar giden yol bir çeşit şans eseri ve gariptir ki tiranlıktan geçerek oluşmuştur. Ama vurgulamalıyım ki bu benzeri olmayan bir durum değildi 20. yüzyıla erken koloni sonrası dönemlere dönersek mesela Kongo'daki toplumlarla yani hükümdarlar tarafından yönetiliyor olmasalar da mutlak güçlerin kontrolünde olan yerlerle biraz kendi kontrollerini kazanmış olanları karşılaştırırsanız bunlar Avrupa'nın kontrolünde olsalar dahi aralarındaki farkın nedenli çok olduğunu görebilirsiniz. Söz ettiğim gibi kendi kendini yönetme kapasitesine erişebilmek aynı tip deneyimlerden geçen yerlerde olabiliyordu genellikle. Tabi Hindistan önemli bir örnek olarak ön plana çıkmakta. İngiliz baskısı altındayken dahi Hintliler kendi devlet sistemlerinde kendilerini yönetebilecek durumdaydılar. Ve dünyanın o tarafında tüm problemlere rağmen yürüyen ve oldukça demokratik bir devlet yaratılabilmişlerdi. İşte bahsettiğim bunun gibi bir şey. Şu an bildiklerimizle geriye bakarsak hükümdarlığın yani tiranların aristokratik rejimlerden demokrasiye geçişte çok önemli bir yeri olduğunu görebiliriz. Hükümdarların aslında istediği bu değildi. Hükmede bildikleri kadar hükmetmek istiyorlardı ve bu da göreceğiz ki bir sonuçtu. Bir kez daha burada Alkmay Oniday akla gelir. Özellikle Atina'da tiranların zamanında karışık bir geçmişleri olduğundan ve bunun sonunda buradan sürüldükleri için. Hatırlarsanız Megakles'in Pesistratos'la anlaşması vardı. Sonra Pesistratos bunu bozunca karşı tarafa geçmişti. Hem kendisi hem de Alkmay Oniday ailecek sürülmüştü. Yani hem kendisi hem de Alkmay Oniday atılmışlardı. Ama sonra geri gelmişlerdi. Çünkü Arkon listesinde Kleis Tenes'in ismine rastlamaktayız. Ama sonra bunlar yeniden sürülecekti. 511 ila 510 yılında Alkmay Oniday ailesinden çıkan ve politik bir grubun başında yer alan büyük lider Kleis Tenes sürgündeyken Spartalıları ayartmaya çalışır. 510'da Kleomenes Spart ordusunu alıp gelir hükümdarları yani tiranları atar ve yine evine döner. Bundan Atinalılar için ortaya çıkan soru şudur. Nasıl bir devlet kurmalıyız şimdi? Bir sürü olasılık vardır. Aslında bir sürü değildi bunlar. Birkaç taneydi. Birisi gericilikti. Solon'dan önceki günlere, aristokratların her şeye sahip olduğu günlere geri dönmekti. Gerçekten de göreceğiz birazdan. Bunu çok isteyen vardı. Ama o zaman varlıklı olan ve sistemin üst düzeylerine kadar ulaşmış insanları ne yapacaktınız? Bunlar aristokrat değildi işte. Aile çiftliklerini ne yapacaktınız bundan sonra? Bunların da sayısı herhalde az değildi. Peisistratos hani sürgüne yollanan aristokratların arazilerini alıp sıradan aileler arasında pay etmişti ve bunların bazıları da yaptıkları tarımda başarılı olup hoplit savaşçısı ve bağımsız çiftçiler haline gelmişlerdi. Bu kişilerin eskiye, hükümdarlardan önceki döneme dönmekten mutlu olacakları düşünülemezdi. Yeni sistemde konseylerde yer alıp devlet işlerine katılabiliyorlardı. Mahkemelere çıkabiliyorlardı ve bunların hepsi ellerinden alınacaktı. Eğer gerici bir aristokrasi istediğini yapabiliyor olsaydı. Bu da ciddi bir anlaşmazlık konusuydu kanımca. Solon'un yasalarıyla devam edelim mi? Ama hükümdarlar yani tiranlar olmadan yoksa aristokrasiye mi geri dönerim? Anlaşmazlık aslında kimin eski zamanların neyine göre geri gitmeye karar vereceği üzerindeydi. Bir başka deyişle Arkonluğa nasıl karar verilecekti? Bir bakış açısını savunan adaylar diğer bakış açısını savunanlara karşı yarışmaktaydı. Ve kararlar böyle bir çerçeve içinde alınmak durumundaydı. Ama yine de eskisi gibi kararlar aristokratların kontrolünde olan politik gruplar tarafından veriliyordu. Bir başka deyişle bunun nasıl yapılacağı konusu halk arasında değil de aristokratlar arasında tartışılıyordu. Bu anlaşmazlık sırasında Kleisthenes ailesinin yolundan giderek daha çok Solon tarafını yani daha ılımlı tarafı tutuyor olsa da kaybetti. Kazanan kişi Isagoras adında bir adamdı ve kendisi aristokrattı. Aslında doğal olarak hepsi aristokrattı. Isagoras 508 ila 507'deki itiş kakıştan sonraki seçimleri kazanmıştı ve bu sonuç gericiliğe karşı kazanılmış bir başarıydı. İlk yaptıkları arasında yeni bir konsey kurmak olmuştu. Bu Solon'un kurduğu 400'lük konseyden farklı bir şeydi. 300 kişi içeren bir konseydi ve tamamen aristokratlardan oluşmaktaydı. İkinci olarak çok ilginç ve sonradan çok büyük bir değişiklik olarak ön plana çıkacaktı. Isagoras vatandaşlık listesinin incelemeye alınmasını ola sıkılmıştı. İncelemeye göre de listeden insanlar çıkarılabiliniyordu. Gerekçe de bence bu kişilerin yasa dışı olarak vatandaş olmuş olmalarıydı. Bundan böyle geriye dönük olarak ve geleneksel ölçütlere dayanarak ancak Atina vatandaşlığı verilebilecekti. Babanız Atina vatandaşı mı? Ama bunun Solon tarafından önceden değiştirildiğini biliyoruz. İnsanlar Atina'ya gelip sonradan vatandaş olabiliyorlardı. Tabii eğer gerekli becerilere sahiplerse. Ama biliyoruz ki yeterli sayıda insan bunu yapmıştı ve biliyoruz ki pesis de aynı nedenlerle aynı şeylere izin vermişlerdi. Böylece birkaç nesil boyunca yabancılar Atina'ya gelebilmiş ve vatandaşlık kazanabilmişti. Ve bunlar şimdi haklarından mahrum edilecek ve vatandaşlık listesinden çıkartılacaktı. Eh, doğal olarak bundan ötürü Atina'da birkaç mutsuz insan bulunmaktaydı o zaman. Isagoras'ın başardığı bu iki konudan hemen sonraki döneme bir bakarsak, yani Atina'yı artık kontrol edecek tamamen aristokratlarla oluşan bu 300'lük konseyin kurulmasından sonra 10 sayısında vatandaşın vatandaşlık haklarının elinden alınmasından sonra bu insanların oldukça hoşnutsuz kalacaklarını ve bunların arkadaşlarının da gayet mutsuz olacağını kestirebiliriz. Bu durumda sakin ve artık oturmuş bir sistem olmasına rağmen durum kaçınılmaza geldiğinde başka seçenek kalmadığında beklentiler de değişiyordu. Belki kimse karşı çıkmasaydı insanlar alışırdı bu yeni duruma. Ama şimdi Kleisthenes farklı davranmak gerektiği kanısına varmıştı. Eskiden olduğu gibi kaybetmeyi kabullenmeyecekti. Hani Aristokratik Savaş'ımda kaybettiği zamanki gibi. Herodotus'un anlattıklarına göre Prosetairistai ton demon insanları kendi politik tarafına çekmeyi başardı. İlk kelimenin köküne bakarsak Prosetairistai hetaira kulüp anlamına gelmekteydi. Taraftarlardan oluşan politik kulüp aristokratik gruplaşmalar bu şekilde adlandırılmaktaydı ve kleristenes kuralları çiğneyecekti. Aristokratik toplumların dışına çıkıp insan toplayacaktı. Benim politik grubumun bir parçası ol. Neden olsunlardı ki? Çünkü Isagaros'un yaptıklarına karşı bir sistem savunmaktaydı. Burada başarılı olduğunda herkesin Atina'daki ilk demokrasinin parçası olacağı bir sistemdi. Önerdiği reformlar konusunda herhalde seçim propagandası için seyahatlere çıkacaktı. Bundan evvel bu hiç yapılmamıştı ve insanları kendi yapacağı değişiklikler konusunda destek vermelerine inandıracaktı. Bu değişiklik programlarını nasıl yürürlüğe koyacaktı? Bunu kesinlikle 300 kişilik konseyde yapamazdı, kesinlikle geçmezdi ve eminim denemedi bile. Bunun yerine sanki bu konsey yokmuş gibi davranacaktı. Sizin yapacağınızı yaptı aslında. Eğer bir tasarı sunacaksanız Solon'unki gibi bir konseye giderdiniz.'' asıl kanun geçirme yükümlülüğü onların elindeydi. Kuşkusuz sadece pesis tratitlerin istediği kanunları geçiriyorlardı. Ama bu yeni bir şey değildi. İnsanlar alışıktı buna. Bundan ötürü bu konseye gitti. Kanun tekliflerini sundu ve kanunları geçirdi. Isagoras hala baskın konumdaydı ve olanlara seyirci kalmayacaktı. Elinde güç bulunan ve çağrılınca geri gelen Kral Kleomenes ve Spartalıları kullanmayı planlıyordu. Kuşkusuz Kleomenes'in ta baştan beri aklında olan yani Pesistrait'lerin atılması ve Atina'da etkin olan arkadaşlarıyla aristokratik bir devlet kurma amacı kamçılanmıştı. Spartalılar becerebilse bunu yapmak isteyeceklerdi. Şaşırıp sinirlenecekti eminim arkadaşların konumlarından alaşağı edildiklerini ve sıradan insanların yeni devlet sistemine alındıklarını gördüğünde. Kleomenes bu durumda kendi güçlerini alıp gelecek ve Kleistenes'i atacaktı. Bize söylenenlere göre bu ilginç bir karakterdi. Nedenli doğru bilemem ama Herodotos böyle anlatıyor. Ve herhalde yandaşı olan 700 aileyle beraber Kleistenes Atina'dan atılacaktı. İnsanlar henüz bu tip bir olayı kabullenmeye hazır değildi ve sayıları da çoktu. Kleomenes ve yanında olan sayıları da fazla olmayan güçleri susturmayı başaracaklardı. Ama yine de sayıları yüzleri bulan askerlerden bahsediyoruz. Ama bu kadar ve mutsuz olan Atinalıların sayısı binlerceydi. Bunlar Kleomenes'i yanında Isagoras'la Akropolis'e kaçırıp oraya kapatmayı başarmışlardı. Uzun bir pazarlıktan sonra anlaşma sağlanmış, herkes evine dönebilmişti. Kleistenes ve yandaşları artık bunlara belki demokratlar diyebiliriz. Şehri ele geçirmişler ve kendilerini ortaya koymaya hazırlanıyorlardı. Şimdi bu durumda yeni yasalar yapmaları gerekecekti. Çünkü kimsenin henüz görmediği bir rejimle karşı karşıyaydılar. Ama bu yasalar nasıldı anlaması hiç kolay değil. Antik kaynaklar biraz bahsediyor ama birazdan göreceğiniz gibi kimin aklında ne var neler yapıyorlar tam açık değil. Amaçlar ve nedenler birazdan göreceğiniz gibi belli değil. Ama yine de üzerinde odaklanmanızı istediğim şey şu. Burada olanları Philadelphia'daki Amerikan Anayasa Toplantısı gibi algılamayın. Hani oradan buradan bir sürü delegenin seçildiği, bunların birbirleriyle sıcak bir yaz boyunca tartışılıp birkaç plan içeren sonuca vardığı toplantı gibi. Bence tarihi analojiler kullanmak iyi olacak. Bir de zaten onlardan daha çok yardımcı olacak bir şey yok başka. Fransız devrimini bir düşünün. Hani kralı tahtından atıp ondan önce gelen aristokratik konseyi de bir kenara koyduktan sonra büyük bir insan kitlesinin denetimi ele geçirdiği toplantıyı bir düşünün. Bu insanlar her önlerine geleni öldürmeye hazır. Radikallerle at koşturuyorlardı. İşte bunlar kralı da kraliçeyi de öldürecekti. Ve tüm aristokratlar susmus olacaktı. Bir başka deyişle devrim yaşanmaktaydı güç ve terör ortama hakimdi. Ve daha bilmediğimiz başka tehlikelerde. İç savaşı andıran bir durumla karşı karşıyayız burada. Yani neredeyse iç savaşla karşı karşıyayız. Bir de bunun üstüne bir başka deyişle Kleisthenes'in istediği gibi kanunlar geçirmek üzere toplanan Atinalılar ilk başta yerel aristokratlardan korkuyorlardı. Ve onlara karşı güç kullanmaya hainlik yapmaya hazırlardı. Bundan başka birkaç yıl içerisinde iki kere Spartalılar Atika'yı kuşatma altına almıştı. Ve kendine davranış biçiminden hiç hoşnut olmayan Kral Kleomenes'in geri gelmesini engelleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Hatta daha da ileri gidebilir ve diyebilirim ki bu olasılığın gerçekleşmesinden her şekilde korkmaları gerekmekteydi. Burada yine Fransız Devrimi ile analoji yapacağım. Çünkü Fransız Devrimi'nin olduğu radikal dönemde hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bunu tam olarak algılayamasanız dahi Fransızlar Avrupalı kral ve imparatorların en kısa zamanda kendilerine karşı profesyonel ordularıyla saldırmalarını bekliyorlardı ve korkularında da tamamen haklıydılar. Benzer şekilde Atinalılar Spartalıların saldırılarından korkuyordu. Yani bu demokratik yasaların oluşturulduğu dönem sıcak bir ortamdı. Korku her tarafı sarmıştı. Kuşkusuz mecliste de aynı şey söz konusuydu. Umarım biliyorsunuzdur. Bütün bu olanlar aslında mecliste yer alıyordu. Sizler gibi meclis Atina'nın ortasında bir tepenin yamacındaydı ve katılım açık havada tüm yetişkin erkek vatandaşlara açıktı. Ufak bir nokta. Peki vatandaşlık listelerinden atılmış olanlar ne yapıyorlardı? Onlar neredeydi? Benim fikrimce ki elde aslında veri yok. Onlar da oradaydı kesinlikle. Kim onlara gelemezsiniz diyecekti? O tepeye geldiğinizde kim sizi dışarı atacaktı? Kleisthenes mi sizi atacak? Kesinlikle hayır. Çünkü göreceğimiz gibi onları vatandaş yaparak kendisine destek sağlayacaktı. Bahse girelim ki bütün bu konular oylamaya açıldığında bu insanları hedefleyen bir biçimde sizlere bu aristokratlar tarafından haksızlık yapıldı diyecekti. Eğer başa ben geçersem sizleri yeniden vatandaş yapacağım. Bunlar olurken insanlar doğal olarak heyecanlanıyorlardı. Size birazdan anlatacağım bütün bu kuru ve karmaşık ayrıntıların nasıl yeni kanunlar olarak bir demokrasi yarattığının arkasında bu vardı işte. Bunların ortasında aşiret reformları vardı. Ve bunlara bakarsanız aslında gerçekten radikaldi. Biliyorsunuz bu aşiretler neredeyse tarih öncesine kadar gidiyordu. İstediğiniz ilkel toplumu düşünün. Herhalde aşiretlere bölünmüşlerdi. Yani aşiretler genellikle ta eskilerden gelmekteydi. Tanrıların veya kahramanların onları kurdukları antik çağlardan. Bu Yunan aşiretleri için özellikle doğruydu. Her aşiret bir kahramanın adını taşımaktaydı. Bunların bazıları da çok eski zamanlara kadar uzanan yarı tanrıları bile içermekteydi. Dört geleneksel İyon aşireti vardı. Asıl radikal olan buydu aslında. Kleistenes'in kanunları bu aşiret sistemini değiştiriyordu. Atina'daki sayılarını 4'ten ona çıkarıyordu ve bunlar arkalarında gelenek olmayan ne tarih ne başka bir şeydi. Bunlar tamamen yeniydi. Yunan geleneklerinden gelmiyordu. Bu durumda Kleistenes gidip 100 kahramanın ismini rastgele seçtiği 10 aşirete vermeye karar verdi. Ve birdenbire 10 aşiret ortaya çıkmış oldu böylece. Eğer aşiretlere dayanan bir toplumla karşı karşıya olursanız bunun nedenli zarar verici olabileceğini de anlayabilirsiniz. Yani mesela İyon adında bir aşiretin parçası olmuşsanız tüm hayatınız boyunca bu demektir ki ben ve atalarım aynı ataları paylaşırız. Başka bir şey değil. Birdenbire bu atalar yok olsa da yeni bir aşiret ortaya çıkmış durumda ve ben artık bunun parçasıyım. Bu büyük bir sürpriz. Ama her şeyin sonu böyle değildi. Tüm aşiretler artık üç parçadan oluşmaktaydı. Her üç parçanın birine Tritis denmekteydi ve bunun çoğulu da Triteis'ti. Her aşiretin bir Tritis'i Atina'da ve şehrin çevresinde bulunuyordu. Birisi Atina'nın tam içinde, pardon, Atika'nın ortasında ve biri de Perilya adında bir sahil bölgesinde. Her aşiret böylece Atika bölgesine coğrafi olarak dağılmış oluyordu. Bu da çok yeni bir şeydi. Eskiden de aşiretlerin coğrafi olarak dağıldığını biliyoruz. Şehir bölgesi, sahil bölgesi ve iç bölgeler. Artık bu bölgelerin her birinde 10 triteis vardı. Her 10 aşiretten birisi için. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürelim. Bu triteis kendileri deme adı verilen ünitelerden oluşmaktaydı. Bunun için Yunanca terim biraz akıl karıştırıcı aslında. Demos'tu. Yani şimdi demos politik ünite anlamına gelen deme idi aslında. Aynı zamanda köy anlamına gelmekteydi. Ama aynı zamanda tüm Atinalı insanlar anlamına da gelmekteydi ve bir de fakir Atinalılar anlamına gelmekteydi. İşte böyle. Ama şu anda elimizdekilere bakarsanız bu grupların coğrafi olarak özellikle yasal işlevler için kurgulanmış olduklarını görebilirsiniz. Ama yine de anlaşmazlık yok değildi. Çünkü bazı demeler özgün köylerden oluşturulmuştu. Bunları fazla değiştirmemişlerdi. Bir deme aslında bir demeydi demenin iki ayrı anlamı vardı. Diğer demeler yasalar için köylerin sayılarına göre organize edilmişti. Eski demelerde yeni yasal deme sistemine eklenmişti. Aynı fikir aslında nüfus açısından her tritisin nüfus olarak aynı boyutlarda olmasıydı. Çünkü her aşiretin sayısal olarak aynı olması gerekmekteydi ve bunun sebebi ise aşiretlerin Atina ordusunun taburlarını oluşturuyor olmasıydı. Sıraya girip hani savaşıyordunuz ya belirli trit bağlı olan kendi demenize göre orduya çağrıldığınızda işte bunlar taburları oluşturuyordu. Aşiretler ordunun taburlarını sağlıyorlardı. Şimdi bakalım bir bu demeler nüfus olarak eşit değildi. Ama Triteis de eşit olmalıydı. Bu da bize bazılarında birden fazla deme, bazılarındaysa bir veya iki veya birkaç olması gerektiğini göstermekte. Bir de Triteis aşiretlere kura bağlanmıştı. Ve bununla ilgili olarak aklınızda tutmanızı istediğim şey, bir de olduğunca karışıklık olsun istemiyorum. Bunun yani demelerin nasıl trite ise bağlandıklarının yasaları çıkartanlar için çok önemi yoktu. Ama bir araştırmacının tahminlerine hepimiz katılmaktayız. O kişi demelerin nasıl trite ise bağlandıkları ile ilgili olarak detaylı bir araştırma yaparmış ve bunları bildiğimiz önemli dini merkezlerle karşılaştırmıştı. Yunan dini birçok tanrıya sahiptir ve bunların yerel karakteristikleri vardır. Birçok yerde bu topraklarda nasıl yaşadıklarına, oralarda neler yaptıklarına dair birçok hikaye vardır. Mesela Doğu Atika'da Pan'ın bir mağarası vardı. Ya da Athena'nın şunu bunu yaptığı başka bir yer. Asıl anlatmak istediğim bu yerlerin sonradan tapınak olduklarıydı. Buralar antik Atika'da yani aristokratik Atika'da dini tapınmaların yapıldığı yerlerdi. Aristokratlar bu tapınakların bulunduğu toprakların sahipleriydi. Bu da demekti ki buralara tapınmak için ancak onların izniyle gelinebiliyordu. Bu da onların buralarda kurdukları üstünlüğün, gücün ve denetimin göstergesiydi. Bu araştırmacı David Lewis'ti. Yaptığı araştırmalardan çıkarttı ki aristokratların sahip oldukları topraklar bir dini alandan öbürüne dek uzanıyordu. Bu da aristokratların politik etki ve kontrollerinin tapınaklarla ayrılarak bir derece kısıtlanmasını sağlıyordu. Lewis bunun Tenes tarafından aristokratların gücünü yerel boyutlarda kısıtlama amacıyla yapıldığını savunmuştur. Her deme Demarkos adı altında bir görevli seçiyordu. Bunları belki kaymakam gibi bir yerel lider olarak görebiliriz. Mesela Connecticut'ta yapılan sömürge geleneklerimize hala bağlı kalan çalışanlar da olduğu gibi. Deme aynı zamanda dini görevler ve haklar içermekteydi. Atina'da 5. yüzyılın başında bir devrim yaşanıyor olsa da herkes dinin hala nedenli nüfuslu olduğunu biliyordu. Bakın, yapmaya çalıştıkları başka bir şey daha vardı. Kleisthenes kanunlarla Atina'nın resmi durumunu değiştirmeyi denemişti. Kleisthenes gelmeden evvel herhangi bir adama "Kimsiniz?" diye sorabilirdiniz. O da derdi ki, "Ben Kleisthenes'im, Megacles'in oğlu." Her şey ataerkildi. Herkes babasının adıyla anılıyordu. Eğer tabii annenizin ismini seçmediyseniz, ama bu sizin nedenli Atinalı olmadığınızın göstergesi olurdu. Bu böyleydi işte. Ama Kleistenes'in kanunları bundan böyle vatandaşları Kleistenes, Megakles'in oğlu olarak değil de Alopeke'den Kleistenes yani Deme kimliğiyle algılayacaktı. Vatandaş ismi ve Deme ismi bir arada olacaktı. İnsanlar bunun nedeni konusunda çok tartışmalara girmişlerdir. Bence sınırlayıcı bir nokta vardı. Hikayenin tümüne henüz dalmadan diyebilirim ki toplumda doğuştan gelen konumun kırılmasıyla bağlantılıydı bu. Aristokratik ilkelerin yıpratılmasıyla bağlantılıydı. Coğrafik bölgelerin ön plana çıkışıyla. Bakın asıl ne olmakta burada? Burada polis olarak adlandırılan bir şey var. Ama bunun ve buradaki kanuni sistemin doğuştan gelen haklarla bir ilgisi yok. Burada yepyeni bir kavramın ortaya çıkışı, toplumdaki bireylerin bir araya gelerek nasıl yönetileceklerine karar vermeleri, yani toplumun geleneksel dokusunun içerdiği eski sistemin yerine alışı aslında söz konusu. İşte aşiretlerin hikayesinin aslında böyle olduğunu düşünün şu anda. Şimdi bir başka konseye bakalım. 400 kişi içeren konseyi duymuştunuz. Bir de 300 kişi içeren konseyi. Ama daha iyisi de vardı. 500 kişilik konsey. Bundan böyle Atina demokrasi tarihinde var olacak konsey buydu. Arada bir sadece kısa devreler sürecek ve konseyi kaldıracak oligarşik isyanlar olacaktı. Ama demokrasi geri döndükçe bu konsey de dönecekti. Bu konseyi kısaca size tanımlamalıyım. Tüm Atinalı erişkin erkek vatandaşlara açıktı. Paylaştırma ve seçim içeren bir kombinasyonla üye olunabiliyordu bu konseye. Zaten binlerce kişi içeren bir konsey ne kendi işlerini ne de devlet işlerini etkin bir şekilde yürütebilirdi. Daha ufak bir grup gerekmekteydi toplantıların gündemlerini hazırlayacak. Bu da 500 kişinin göreviydi. Bu tabii çok önemli. Demokrasinin en önemli noktalarından birisini oluşturmakta. Yani bu konsey ya da meclis tüm erkek vatandaşlara katılım açısından açık olduğundan tamamen demokratikti. Ancak eğer bunun içerisinde ufak bir gruptan oluşan bir topluluk varsa neyin nasıl tartışılacağını kontrol edebilecekti. Ancak doğal olarak farklıydı durum. Bu ufak topluluğun da meclis kadar demokratik olması beklenmekteydi. Bu konuya birazdan daha detaylı değineceğiz. İsa'dan önce 508 senesinde olmasa da bundan kısa bir süre sonra başka bir şey daha olmuştu. Şimdiye dek Poler Markos yani askeri liderliğe seçilen Arkon tarafından yönlendirilen Atina ordusu artık değişik boyların başındaki değişik generallere geçmişti. Eskiden her aşiret kendi generalini seçerdi ama artık her aşiretin başındaki generali tüm toplum seçiyordu. Yani her 10 aşiretin bir generali vardı ve toplumun tamamı bu kişiyi seçebiliyordu artık. Genellikle bu kişi kendisinin geldiği aşiretin kumandasını ele alıyordu ama işte her zaman değil. Bakın bunun asıl anlamı şuydu. Şimdiye dek söz ettiklerimizden şu özellik ön plana çıkmakta. Bu durum artık bölgelerin kendine özgürlüğünü, yöreselliğini azaltıyor tüm demosunu kendi devletlerinde kendilerini temsil etmelerini sağlıyordu. İşte burada neler oluyor? Neden bazı şeyler oluyor diye düşünürken bu özelliği aklımızda tutmalıyız. Bu konu hakkında elimizdeki verilerin ne dediğini şimdi size söyleyeceğim ama sonunda kendimizin bazı yargılara varmamız gerekiyor. Eminim araştırmacılar günümüzde en çok o zamana en yakın antik yazar olan Herodotos'un yazdıklarına dayanmakta ve inanmaktadır. Ama yine de vurgulamam lazım ki yazdıklarının oldukça geç 420'lere tarihlenmesi gerekiyor. Fakat hayatı tabi 5. yüzyılın erken zamanlarına dek uzanmakta. Dinlediği hikayelerin 6. yüzyıla dek uzanabildiğini varsayarsak ...bu durumda da kendisi Aristoteles gibi güvenilir kaynaklar arasında yer almaktadır. Ama tabii Aristoteles kendisinden bir yüzyıl sonra, dördüncü yüzyılda yaşamıştır. Ama tabii Herodotos kendi anlattıklarına şahit olmamıştır. Yine de Atinalı Kleistenes neden bu yaptıklarını yapmıştı diye kendisi de sorar. Yanıt da iyice aslında can sıkıcıydı atalarından Siklonlu Kleistenes'i kopyalamaya çalışmaktaydı. Hani hatırlarsınız, da eski Dor kavimlerini yenileriyle değiştirmişti. Hatırlarsınız, Dorları domuz, eşek boyları falan olarak değiştirmişti. İşte bunu yaparken Kleistenes yaptığının iyi bir şey olduğunu düşünüyordu. Çünkü ismini aldığı atası da bunun aynısını yapmıştı. Ama buna inanmamamız gerekmekte bence. Aristoteles'e geldiğimizde inandırıcı açıklamalarda kavuşuyoruz. Kendisi politika yapıtında der ki, belki şöyle bir soru ortaya çıkmakta. Burada vatandaşlık sorusunu ele almakta. Devrimden sonra vatandaşlığa kabul edilenler konusunda bu soru, örneğin Atina'da Kleistenes'in hükümdarları attıktan sonra yarattığı vatandaşlık çerçevesinde kendi kavmine oturma izniyle Metayokoy sıfatıyla bazı yabancı ve köleleri almıştı. Bu durumda yeni bir hikaye eklememiz gerekiyor bu tabloya. Bundan kısaca söz etmiştim. Ama bu aslında çok önemli bir olay. Cleisthenes vatandaşlık liselerinden atılanları bir şekilde mecliste geçirilen kararlarla vatandaşlığa geri almak durumundaydı. Eski yasalara bakılırsa yapmak istediği aslında o kadar da kolay değildi. Eski kabile yani Frates sistemini yok etmemiş ve yeni bir sistemle ortaya çıkmış olmasıydı. Kendisine bu denli karşı konulamazdı. Bu ancak öykünün bir parçası Aristoteles veya onun öğrencilerinden birisi Atina'nın anayasası adındaki yazılı belge hakkında acaba Aristoteles mi yoksa bir öğrencisi mi asıl yazarı bu yazıtın diye birkaç tartışma söz konusu. Her neyse, bu durumdan şöyle söz edilmekte. Bütün nüfusu birbiriyle karıştırmak amacıyla ve böylece olduğunca fazla insana vatandaşlık hakkı tanımak amacıyla şu kavramla ortaya çıkmışlardı me flokrinein. Geldiğin boya göre sonuca varma. Aslında bu aşiretten de öteye giderek karşındakini kimden doğduğuna bakarak yargılama anlamına gelmekteydi. Aristoteles'e bakılırsa bunun nedeni hangi bir aileden geldiğine dayanarak insanların değerlendirilmesine karşı olunmasıydı. Yeni durum ve isimler hakkında hani daha evvel de söylediğim gibi isim sonra da şunun bunun oğluyum demektense şu veya bu demeden geliyorum demek tam bir yenilikti. Yani der ki artık insanlar birbirleriyle konuşurken babalarının adını kullanmayacaklardı ve yeni vatandaşları ortaya çıkartacak bir durum yaratmayacaktı. Ama bunları demelerden gelen ailelerle tanımlayacaklardı. Bu açıklama aslında oldukça fazla karmaşa yaratmış ve bunun nedenini bir türlü anlayamayan araştırmacıların aklını kurcalamıştır. Nedeni de bence konunun ancak İngilizler tarafından derinliğiyle ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Ama Amerikalılar bunu hemen görecek kapasitededirler. Bu konuyu en iyi şöyle açıklayabiliriz ki sizden bunu şu anda bilmeniz beklenmemekte. Tamamen saf olduğu düşünülen kırsal alanlarda, ön yargının olmadığı yerlerde yaşıyorsunuz. İnsanların parçası oldukları etnik gruplara veya renklerine, etnik köklerine veya dinlerine bakmaksızın. Neden söz ettiğimi herhalde tam anlamamışsınızdır. Ama yine de topraklarda bir şeyler yapmak gerektiğini anlamışsınızdır. Bir önceki kuşağa bakarsanız bunun benim büyüdüğüm zamandan daha karanlık bir dönem olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer İtalya'nın Abruzzi bölgesinden gelen birisi olsaydınız ve adınız Giovanni De Stefano olsaydı bu Abruzzi'de normal karşılanırdı. Ama Amerika'da olsaydınız bu bölgeden gelenler hakkında iyi düşünmeyenler olabilirdi ve bu insanlar size kapılarını açmazdı. Bu durumda sizin yerinize oğlunuz Giovanni De Stefano adını değiştirip John Stevens adını alsaydı her şey değişmiş olurdu. Atina'daki durumda böyleydi işte. Yani eğer adınız yabancı bir isme andırıyorsa bu demekti ki babanızın aile adı yabancıydı. Başka yerden gelip Atika'da yerleşmişti. Bu durumda eğer sizin vatandaşlıktan atılmanız isteniyorsa yani bunu isteyenler varsa listelerdeki isminizden nereden geldiğinizi anlarlardı. Ancak Atinalı bir isim almışsanız durumu kurtarmış oluyordunuz. Bence durumun asıl açıklaması bu ve bunların hepsi aynı tablonun parçası. Geleneksel etkilerin kaldırılması ve bunların yerel kurumların da elinden alınması demokrasi karşıtı olurdu geçmişle ilgili her şeyin sonuna kadar silinmesi gerekmekteydi. Bu süreci Yunanlılar Pisefisma olarak adlandırmaktaydı. Meclis üyeleri tarafından geçirilip hukuki kılınabiliyordu. Ve hatta Atina demokrasisinin kurallarına uyduğundan Atina'nın demokratik sistemine uygundu. Pisefisma'nın çoğulu Pisefismata oluyordu. Biraz evvel kendisinden söz ettiğim Lewis genel tabloyu ortaya koymuştu dediğine göre her şeye mecliste çeşitli durumlara göre heyecanla, korku içinde veya kızgınlıkla karar veriliyordu. Bu devrimsel durumu anlatmak için sen Petersburg'da 1917'de yaşanan devrimi ortaya atmış, orada olduğu gibi insanların tüm güç on boya verilsin diye bağırdığını söylemişti. Sen Petersburg'da olmayanlar için tüm güç Sovyetlere diye bağırıyorlardı. Ama bana sorarsanız Lewis yanlış düşünüyor. Durum aslında 10 aşiretle alakalı değildi. Problem 10 aşiret değildi. Bence eğer bağırıyorlardıysa ki bence bağırıyorlardı tüm gücün eklesiyaya veya meclise verilmesi içindi. Zaten ileride tüm kararlar buralarda o verilecekti. Ama sizden istediğim böyle isteklerin olması Bunlar hakkında tartışmaların olması aslında. Nedenli yeni bir durumdu. Sizden aklınıza tutmanızı istediğim aslında bu. Çünkü bu olmadan asıl devrimsel değişiklikler kesinlikle olmazdı. Şimdi bule'ye dönelim. Tüm demelerden yani tüm Atinalıları temsilen orantılı olarak delegeler seçilirdi. Bir mecliste kanun taslağı hazırlamaya Yunanlılar probouleusis diyorlardı ve kanunları hazırlayan bu grupta probulletik olarak anılıyordu. Büyük olasılıkla bu meclis çok daha kuvvetliydi ve daha özgürdü kararlarında ilk olarak ortaya çıktığında, özellikle daha sonralara göre. Bu tamamen benim tahminim ama biliyorsunuz bu her şeyin henüz başıydı. Sınıf farkının hala çok kuvvetli olduğu bir toplumda yaşıyordunuz ve bu durumda sıradan vatandaşın karar verme gücünü kendi ellerine alması çok yeniydi. Tahminimce üst sınıflardan gelenlere hala öncelik tanınıyordu ve ön listelerde onların adları bulunuyordu ve onlar hep seçiliyordu. Mecliste ortaya attıkları konulara öncelik veriliyordu ve karar aşamasında onların düşünceleri ön plana çıkıyordu. Perikles'in zamanında Atina'daki demokrasiye bakarsak neredeyse şaka gibi bir durumdaydı bu le sorgusuz sualsiz neredeyse tamamen meclisin kontrolündeydi. Eğer konsey bir kanun taslağı yolluyorsa meclisin veto hakkı vardı. Ama bu leye de gönderip dilini beğenmediklerini, değiştirip geri gönderebileceklerini söyleyebiliyorlardı. Böylece geri gönderebiliyorlardı. Doğru demokraside sistem böyleydi. Ama tahminimce durum İsa'dan önce 505'te böyle değildi. Kleistenes'in yapmaya çalıştığı kanımca aykırı kaçmadan biraz daha tutucu olmaktı. Genel anlamda bu neyi ifade etmekteydi? Lewis burada kişisel ve politik dengelerin söz konusu olduğunu söylemekte ve bence de haklı. Ortaya koyduğu unsurlardan birisi demelerin Tritis'e bağlanmalarının rastgele olmadığı ki bunu daha önce de söylemiştik. Aynı zamanda sırf aristokratların etkisini azaltmak için değil, Aynı zamanda da Kleis ve Altmay Oniday ailesine Atika'da güç kazandırabilmesi olduğuydu. Bunun tersini kim söyleyebilir ki? Kendilerine politik yönden yardım etsin diye herkes elinden geleni yapar zaten. Bir başka deyişle Kleis Tenes kanımca en azından kendi politik durumunu düşünüyordu. Elimizde bu konuda kesin veri olmasa bile bunun akla yakın bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey daha tüm bu reformların daha evvelde sözüne ettiğimiz hoblit sınıfı yani özgür çiftçiler tarafından tutulmakta olduğuydu. Sayıları çok fazlaydı. Politik olarak aktif grubun içindeydiler onlarda. Artık Atina'nın savunması onlardan soruluyordu. Dolayısıyla ciddi alınmaları gerekiyordu. Kentle ilgili konulardan uzak tutulmalarına izin verilmeyeceklerdi hatta aristokratların zamanındaki gibi kendi etkilerinin azaltılmasına hiç izin vermeyeceklerdi. Bunu aklımızda tutmalıyız ve herhalde herkes bunu aklında tutuyor olmalı zaten. Bu gelişmeleri Kleisthenes'in demokrasisi olarak nitelendirir birçok kişi. İlk demokrasiyi hoplit demokrasisini ve hoplitlerin sistemin içinde olmalarına karşın fakirlerin dışlandığını söyler birçok kişi. Ama bence tahminimce hatta eminim ki Atina vatandaşlarının çoğunluğu hoplit değildi. Tetes'ten geliyordu. Hoplitlerin Atina'da çoğunluğu oluşturduğu bir dönem hiç olmamıştı. Onların dışlanmaları demokrasinin nedenli sınırlı olduğunu gösteriyor aslında. Ve burada işte günümüzde devam eden bazı tartışma alanlarına giriyoruz. Birçok bilim adamı özellikle politbüronun yandaşları Antik Atina'nın aslında demokratik olmadığını savunarak buradaki demokrasiyi aşağılama yoluna gitmektedirler. Bunu yapmanın tabi 20 milyon yolu vardı. Kadınların demokrasinin parçası olmayışlarını ele alabilirsiniz. Bakarsanız başka kimler dışlanmaktaydı? Kölelik vardı. Kölelerin dışlanmasını ele alabilirsiniz. Şehirdeki yabancı kökenlileri ele alabilirsiniz. Birçok şeyi ele alabilirsiniz. Hatta aslında zaman içinde bu durum yok olsa da fakirler de katılım hakkı kazansa da erkek nüfusunun çoğunluğunun demokrasinin önemli kısımlarından dışlandığını ortaya koyabilirsiniz. Ama Kleis Tenes'e bakarsanız bu böyle değildi. Bu durum gerçekten o zamanda olanları göz ardı etmekteydi. Aslında olanları mucize olarak nitelendirebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde o ana dek böyle bir şey görülmemişti. Yunanlıların buna gösterdikleri tepki de şaşkınlıktan başka bir şey değildi. Bu durum Atinalıların yaptıkları tam bir çılgınlıktı. Radikaldi ve çok tehlikeliydi. Bunu yapan insanlardan uzak durmalıydılar. Onlarla bağlantıya geçmemeliydiler. Hatta onları yok etmeliydiler. Örneğin Spartalıların görüşü buydu. Oligarşi olan normal Yunan yönetimleri de onlardan farklı düşünmüyordu. Tamamen aynı düşüncedeydi. Bence bu duruma her iki yönden de bakmak olası. Hatta bunu yapmak gerek ve unutmamalı ki bu olanlar gerçekten özel ve farklıydı her şeyden. Anayasalarını nasıl adlandırmaktaydılar? Bunu bilmiyoruz. Ama büyük olasılıkla demokrasi demiyorlardı buna. Bizim kullandığımız demokrasi sözcüğü Yunanca demokratiadan gelmekte. Eğer çevirirseniz dilimize çoğunluğun gücü, insanlara verilen genel kudret, hatta tüm insanların gücü gibi bir anlama gelmekte. Ama bu sözcük Atina'nın kanunlarını beğenmeyen bir grup tarafından uygun görülmüştü. Peki onlar kendileri hakkında ne düşünmekteydiler? Herodotos bu rejimi eisonomia olarak tanımlamıştı. Yani kanunların eşitliği. Bence en önemli olan kanunlar karşısında herkesin eşit olmasıydı. Bu durum kanunlar karşısında sosyal sınıflar arasındaki farkı yok ediyordu. Kanun karşısında her adam bir diğeriyle aynı konumdaydı. Bu durum dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir şeydi. Bu durum hakkında böyle düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu demokrasi kavramına ta başından beri ait olan prensiplerden birisi ki belki onu karakterize edebilecek bir prensip isegoria yani eşit konuşma hakkıdır. Politik sistem karşısına çıkıp konuşabilme hakkındaki eşitlikti. Bu da meclis anlamına gelmekteydi. Her Atinalı erkek gelir oranına, geldiği sınıfına bakmaksızın teteye ya da daha üst sınıfa ait olabilirdi. Her erişkinlik yaşına gelmiş erkek meclis karşısında konuşma hakkına sahipti. Daha evvel bu hak birçok şehirde aristokratlarla ya da zenginlerle sınırlıydı. 6. yüzyılda yazılmış şiirlere bakarsak bu durum bir kişinin özgür mü köle mi olduğunun göstergesiydi. Ortada durmak terminolojisini kullanıyorlardı. Şehir ortasında durmak yani burası şehrin toplantı alanının ortası oluyordu ve düşüncesini açıklayabilmesini diğer vatandaşları kendi düşündüklerine inandırabilmesi durumunu özetlemekteydi. Bu durumu hafife almamak gerek. Dünyamızda bugün kendimizi bu durumda göremiyoruz. Ve bunu tam olarak algılamak kolay değil. Düşünün, istersem meclise çıkıp fikrimi söyleyebilirim. Herkes karar aşamasındayken. Söylemem gerekeni söyleyebilirim. Yani konuşma hakkı Atina'daki yönetimin merkez noktasıydı aristokratik konseylerin yerine kurulan Bule demokrasiyi güçlendirmişti. Yine de beklendiği gibi gelişmeyecekti her şey. Ekonomi çerçevesinde hiçbir gelişme olmamıştı. Solon sınıfları ve hakları çerçevesinde hiç gelişme yoktu. Hala yönetime seçilebilmek için çok paraya gereksinim vardı. Arepagos'a dokunulamamıştı. Önceden seçilmiş magistratlar tamamen aristokrat sınıfından gelmekteydi. Aristokratların mekanı olan Fratres'te dokunulamamış durumdaydı. Elde olan bir hoplit demokrasisiydi. Tabii ki demokrasiydi bu ama düşünün bu demokraside hala alt sınıflar üst sınıflara liderlik ve yol göstermeleri açısından dayanmak durumundaydı. Ve kendileri de devletin üst kademelerine çıkacak durumda değildi. Bence önümüzdeki tablo böyle bir şeydi. Kleisthenes'in kanunlarının en ilginç tarafına bir bakalım şimdi de. İşlerin nasıl yürüdüğü hakkında şimdiye dek anlayamadığımız nitelikleri gösterecek bu bizlere. Söz etmek istediğim aslında sürgün kanunu. Bizim ostrakismos olarak kullandığımız kavram bundan türemekte. Ama aslında çok farklı. Biz bu kelimeyi günümüzde kullandığımızda bir insanı dışlamaktan bahsediyoruz. Bir insanı davet etmeyeceğimizi, partilerine gitmeyeceğimizi anlatmak istiyoruz. Ama politik sistemde çok daha farklı bir kavramdı bu. Size kısaca bunun nasıl işlediğini anlatmakla başlayayım. Her sene diyelim ki Ocak ayında Atina takvimleri aşağı yukarı buna göre ayarlanmıştı. Mecliste otomatik olarak bir soru gündeme gelirdi. Bunu kimse değiştiremiyordu. Soru şuydu, bu sene bir ostrakismos uygulayalım mı? Bu soruyu tartışabilirlerdi ama kimin şehirden sürüleceğini tartışamıyorlardı. Bu bir konu dahi değildi. Tek soru o sene bunu yapalım mı, yapmayalım mıydı. Eğer çoğunluk evet diyorsa yapılıyordu. Eğer çoğunluk hayır diyorsa o sene ostrakismos oylaması yapılmıyordu. Eğer çoğunluk istiyorsa aşağı yukarı Mart ayına denk gelen bir zamanda herkes şehir merkezi yani alışveriş merkezi olan aynı zamanda da politik merkez işlevi gören herkesin birbiriyle konuşup tartıştığı Agora'ya gidiyordu. Her şey burada oluyordu. Tek bir gün için Agora sadece 10 kapıyla giriş yapılabilecek şekilde kapatılıyordu. Her boy için bir kapı ve her isteyen vatandaş elinde bir kırık çanak parçasıyla buraya gidiyordu. Çanak parçalarını antik dönemin karalama kağıdı gibi görebilirsiniz. Herkesin elinde yazmak için ne bulduysa bir cam parçası, kömür parçasıyla o sene şehirden sürülmesini istedikleri kişinin ismini yazacak bir cisim oluyordu. Kapıya gittiğinizde burada sizin vatandaş olup olmadığınızı anlamak için size nereden geldiğinizi ve buna benzer soruları soracak kişiler oluyordu. Elinizdeki ostrakayı bu kişilere verip içeri girmeniz gerekiyordu. Burada oylama bitene kadar bekliyordunuz. Amaç birden fazla giriş çıkış yaparak fazla oy verilmesini engellemekti. Bu insanlar günümüzdeki Floridalılardan daha zekiydi. Herkes oyunu kullanmayı bitirince ostrakalar ayrılıyordu. Pardon onları ayırmıyorlardı kocaman bir tepe yapıp teker teker sayıyorlardı. Eğer 6000'den azsa sayıları kimse şehirden sürülmüyordu. Ama sayıları 6000'i bulur ve geçerse gruplara ayırıyorlardı. Oyları ve kim en çok oyu almışsa o kazanıyordu. Bakın çoğunluğu alması gerekmiyordu. Sadece en çok oy alan kişi şehirden sürülüyordu. Bu ne anlama gelmektedir? Bu demekti ki o kişinin Atika'dan gitmesi ve en az 10 yıllığına belirli bir uzaklıkta yaşaması gerekiyordu. Sadece bu. Bir suçu olması gerekmiyordu. Yani bir suçun cezası değildi. Elindeki toprakları kaybetmiyordu. Ailesine de bir şey olmuyordu. 10 yılın sonunda geri gelebiliyordu ve her şey hiç o gitmemiş gibi devam ediyordu. Hatta dönüşünün ertesi günü bile devlet işlerine girebiliyordu yönetime seçilebiliyordu. Ostrakismos buydu işte. Ama ne anlama gelmekteydi bu aslında? Amaç asıl amaç neydi? Bunu size açıklamanın en iyi yolu birkaç öykü ve ayrıntı anlatmak bence. Plutarkos'un Aristides'in hayatı yapıtına bakarsak Atina'da 5. yüzyılın erken dönemlerinde önde gelen figürlerden olan bir kişinin nasıl şehirden sürüldüğünü göreceğiz. Öykü şu. Atina'nın Ostrakismos günüydü. Bir köylü, kaba saba bir adam, Aristides'in etrafındaki insanlarla lafladığını görüp Aristides'e yaklaşır ve der ki Kusura bakma beyim, yazı yazmayı bilmiyorum. Bu seramik parçasına benim için bir isim yazar mısın? Bir de der ki Aristides olsun lütfen. Aristides de olur der ve Aristides yazar. Sonra da sorar. Aristides'i garezin ne ki senin? Bu arada size söylemeyi unuttum. Aristides'e adil denirdi. Ya da doğru Aristides. Adam cevap verir. Benim ona karşı bir şeyim yok. Tanımıyorum dahi. Sadece onun adil bir insan olduğunu duymaktan bıktım. Burada Plutarkos'un söylemek istediği aslında Osturakismos sisteminin ve demokrasiyle olan bağlantısının ne kadar saçma olduğu. Sıradan insanların üstün kişilere karşı duyduğu kıskançlığın olup bitene nasıl etki edebilecek nitelikte olduğuydu. Plutarkos'un öyküsüyle vermek istediği mesaj buydu aslında. Bir başka bilgi daha size ama bu öykü değil. 1937 veya 38'di. Akropolis'in kuzey yamacında kazı yapan bir Amerikalı arkeolog bir kuyu rastlamış ve buradan 191 adet seramik parçası bulmuş. Üzerlerine yazı kazınmış. Ostraka ama hepsinin üstünde aynı isim varmış. Temiz Tokles. Onun İsa'dan önce 480'lerde Ostrakalarda isminin olduğunu biliyoruz. Ama yapılan çalışmalar 191 Ostraka'nın sadece 14 el tarafından yazıldığını göstermiş. Bu hikaye size tanıdık geliyordur. Değil mi çocuklar? Bu konuyu araştıranların tahminine göre eldeki ostraka, oy verenler tarafından verilen oyların sayılmasından sonra toplanan oylar değil de aslında bunlar hiç verilmemiş oylardı. Ne oluyor burada şimdi? Şimdi geçmişte olan gerçekleri bir öykü şeklinde anlatmaya çalışacağım. Bundan sonrası benim kendi hayal dünyama dayalı. Kendimizi Atina'nın ortasında Ostrakismos gününden hemen önceki günde buluyoruz. Aristides'in politik grubundan olan seramikçi John'un evindeyiz. Burada herkes oturmuş, birbiriyle sohbet ederek, her bir Ostrakona'yı kazıyarak ya da boyayla isim yazıyorlar. Yazdıkları isim de Temistokles. Ertesi gün Agora'da birçok köylü ve şehre gelen başkaları dolanmakta. Bunlardan birisine gidip diyorsunuz ki, bugünkü Ostrakismos'ta oy kullanmak ister misiniz bayım? sizi seramik parçasına isim yazmaktan kurtarabilirim. Buyurun size bir oy. Organize politik etkinliklerden söz edildiğinde söylenenlerin ostrakismosun amacı hakkında bildiklerimizle ne kadar uyumlu olduğunu görüyoruz. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Tuki Dides, bu konuyla ilgili önemli bir şey söylemiştir. Ostrakismos'un Atinalıların demokrasi hakkında duyduğu güvensizlik ve korkudan türediğini belirtmiştir. Demokrasi her zaman tehlike altında olduğu için Atinalılar yardıma gerek duymaktaydılar. Plutarkos'un açıklaması böyleydi. Plutarkos bence daha genel bir açıklama yapmıştı. İmrenme ve kıskançlık demokraside normaldi. Anlamalısınız ki tarih boyunca demokrasi hakkında yazanların neredeyse birisi demokrasi için iyi söz söylememişlerdir. Antik dönemdeki yazarların çoğu bunu kötü olarak algılıyordu. Ama Tukidides ostrakismos hala varken hayattaydı. Dolayısıyla söyledikleri doğru olmalıydı. Ama Plutarkos hayatta değildi. İlk önce Kleisthenes zamanında ostrakismos'un ilk ortaya çıktığı döneme bir bakalım daha fazla ilerlemeden. Durum neydi? Kleistenes ve yandaşları bu eşi olmayan, şaşılası ve dünyadaki diğer herkese tehlikeli gözüken darbe yaratmış ve bu çılgın yönetim şeklini ortaya çıkartmıştı. Spartalıların ne denli kızgın olduğunu biliyorlardı ve her an kendilerini tepelemek için gelmelerini bekliyorlardı. Atina'da da bu yeni yönetim şeklini beğenmeyenlerin var olduğunu biliyorlardı. Bunların bazıları eski aristokrasilerin ardıllarıydı. Bazıları da aristokratların kendisiydi. Başkaları tiranlık günlerinden memnundu. Hatta eski hükümdarların akrabalarıydı. Etkin insanlardı ve onlar hala Atina'daydı. Bir başka deyişle ihanetten korkmak durumundaydılar. İçten gelecek saldırılardan korkmak durumundaydılar ve hatta iç savaş çıkartacak kişilerden korkmak zorundaydılar. Aynı zamanda Spartalıların yukarı çıkmalarından korkmaları gerekmekteydi ki hatta sadece birkaç yıl sonra bu korkuları gerçek olacaktı. Bir de tabi komşu bölgelerde düşmanları yok değildi. Korintoslular, Eretrialılar, Boyityalılar, Tebailliler ve diğerleri 5 yıl içerisinde kendilerine saldıracaklardı. Durumları buydu neden korkuyorlardı? Asıl korktukları şehrin içinden çıkacak bir baş kaldırıştı ve tabii bu da istilacılara yardımcı olurdu. Hatta şehrin olduğu gibi onlara geçmesini sağlayabilirdi. Peki o zaman neden bu insanları toplayıp içeri atmıyorlardı? İlk başta tabii o sırada ortada yapılan bir şey yoktu ve onlara karşı bir suç duyurusu kurgulayamıyorlardı. Bundan başka Kleisthenes herkese yeni rejimin düşmanıymış gibi davranmak istemiyordu. Doğaldı bu. İnsanların ona karşı olmaları. Çünkü hükümdarların ve eski aristokratların arkadaşlarıydı bu insanlar. Onlar doğal düşmandılar. Neden liderlerini etkileyerek onların birleşmesini sağlasaydı ki? Karşı taraftan bir grubu size desteklemesi için kendi tarafınıza kazanmak çok daha akıllıca olurdu. Bence bu dönemde olanların diğer bir açıklaması da bu. Size bir başka öykü daha anlatmak istiyorum. Bir gün Kleistenes, Karamas'ın oğlu Hiperkos'un evine uğrar. Kleisthenes Pesis Traitlerin akrabasıdır ve o politik grubun lideri sayılmaktadır. Hiperkos'u görmeye gelir. Hiperkos der ki, merhaba Kleisthenes. bu yeni şey nedir? Anlat bakalım, nedir bu çılgın yeni kanun? Senin ve arkadaşlarının yarattığı bu Ostrakismos kanunu. Sokaklardan duyduğum kadarıyla eski tiranlar grubunun lideri olarak bana karşı yaratılmış bir kanunmuş. Neyin nesidir bu? Tahminimce Clay cevabı şöyle olur. Aa nereden çıkarttın böyle bir çılgınlığı? Sen iyi bir adamsın. Ben sadece dışarıdaki kötü aristokratlara karşıyım ve onların Spartalı şakşakçılarına. İnsanların haklarını ellerinden alacaklar aslında onlar ve ben biliyorum ki sen de bunun olmasını istemezsin. Sana yakışmaz böyle bir şey. Tabii senin durumunu da anlıyorum. Neden işkillendiğini görebiliyorum. İnsanların nasıl bakın eski pisistraitler yeni demokrasiyi al aşağı etmek ve tekrar kendilerinin yönetimini kurmak istiyorlar diyebileceklerini kestirebiliyorum. Biliyorum ki Hüpeyiz şimdi Pers topraklarında Kralın himayesinde ve belki de insanlar senin getirip onu hükümdar olarak tahta oturtmak istediğini düşünüyor olabilirler. Ama bunun senin aklından dahi geçmeyeceğini biliyorum. Ama sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Neden benim tarafıma geçmiyorsun? İstediğinin olması için elimden geleni yapayım. Biliyorsun ki arkadaşlarım var. Birçok arkadaşım var. Sana iyilik yaparım. Sen de bana iyilik yaparsın. Ben de sana iyilik yapabilirim. Bu söylentilere son veririm ve herkes mutlu olur sonunda. Sonraki gün her şey iyi olur. Birçok veri var elde. Şimdi vakit yok ama kesin olmasa da eldeki verilerin Hiperkos'un Kleistenes'in tarafına geçtiğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve Atina'yı on yıllarca kontrol edecek koalisyonun bir parçası olduğunu. O sene Ostrakismos yoktu. Çünkü Ostrakismos'a gerek kalmamıştı. Bu çok önemli. Birçok yıl Ostrakismos yapılmazdı sadece arada bir ve şehirden sürülen her kişinin önemli bir politik figür olması da ilginç bir noktaydı. Ostrakismos kısaca politik dünyada darbe, baş kaldırma ve başka türlü kaynamalar için çıkartılmış bir sistemdi. Ancak popüler bir politikacının diğerlerine karşı kullanabileceği bir sistemdi. Ostrakismos sizin istediğiniz yönde olacağından eğer eminseniz Ostrakismos yapılacaksa istediğiniz yönde bir sonuç çıkmazsa kendinizi evinizden çok uzaklara götürecek bir seyahati hazırlamanız gerekmekteydi. İşte ostrakismos böyleydi. Ama yine bu konuya geri dönmemiz gerekecek. Çünkü ortaya çıkışından ancak 20 yıl sonra kullanılmaya başlanacaktı.